Radyo Televizyonu KRT'den herkese merhaba. Klinisyen veteriner hekim ben Gözde Çetin Kasap. Her hafta sizlerle veteriner hekim programında birlikte olacağız. Zaten olmaya da devam ediyoruz. Bu haftaki değerli konuğum, sevgili arkadaşım, meslektaşım, klinisyen veteriner hekim Buket Neşe Kalpakçı. Bütün sorularınızı, aklınıza takılan sorunlarınızı, pet ilanlarınızı, sahiplendirme ilanlarınızı, işlememizi istediğiniz konularını bizlerle paylaşabilirsiniz. Veteriner Hekim'in programı başlıyor. İşitme kaybı nedir? Hangi ırklar işitme kayıplarına yatkındır? Sahiplendiğimiz pet dostumuzun böyle bir problemi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Miyozit nedir? Hangi ırklarda ve ne şekilde karşımıza çıkar? Pet dostlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Papillom nedir? Nasıl ve nerelerde oluşabilir? Tedavisinde nasıl bir yol izlemeliyiz? Pet dostlarımızın refah içinde yaşaması için onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Veteriner Hekim programından herkese merhaba. Bugünkü değerli konuğumuz klinisyen veteriner hekim Sayın Buket Neşe Kalpakçı. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Öncelikle iletişim numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. WhatsApp'tan bize yazmak isterseniz 0545 357 42 13. Sizden ricamız WhatsApp'tan yazarsanız lütfen isim, soy isim ve nereden yazdığınızı bize bilgilendirirseniz sonrasında da sorularınızı cevaplayabiliriz. Twitter ve Facebook adreslerimiz KRT Kültür TV. Yayına canlı olarak bağlanmak istiyorsanız 0212 356 99 91'den bizlere ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz Buket Hanımcığım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ayaklarınıza sağlık. Silivri'lerden bize ziyarete geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Buket Hanımcığım, bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben 91 doğumlu, İstanbul'da doğdum. Doğma büyüme İstanbulluyum aslında. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Naci Ekşenoğlu Lisesi'nden mezun oldum. Ondan sonra kıymetli üniversitem İstanbul Üniversitesi'nden 2016 yılında da mezun oldum. İlk başladığım günden beri de devam etmekteyim zaten. Üniversiteye başladığım günden beri hekimliğimize, işte çalışmaları vesaire. Toplamda işte bir 8 yıllık bir başlangıç süreci ama mezun olduktan sonra 2 yıllık bir süreçte devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kamu yönetiminde 3. sınıf öğrencisiyim. Oh, süper, çift üniversite, tebrik ediyoruz. Aynen, teşekkür ederim. İster istemez halkımızla, yani pet dostlarımızla, yakınlarıyla, aileleriyle sohbet ediyoruz. Bunun altında da bir insanların bir şeylere yaklaşımı, sosyoekonomik konulardaki yaklaşımları. Evet. Bunları da tabii ki biz bilerek yaklaştığımız zaman, çünkü şöyle düşünüyoruz. Biraz gerçekten hem hayvanlarımızla empati, hem karşımızdaki insanlarla empati yapmak çok önemli oluyor. Benim babam devlet memuru. Ben de hep şey söylüyorum. Ben eğer bu mesleği yapmasaydım ve benim çocuğum hastalansaydı nasıl ilgi görmesini isterdim? Bana nasıl yaklaşılsın isterdim? Ya da nasıl bir durumla karşılaşmak isterdim? Ne kadarını karşılayabilirdim? Ya da ne kadar tepki verebilirdim? Bunları birazcık daha iyi anlayabilmek için böyle bir bölüm seçtim açıkçası. Harikasınız. Aynen. Çok iyi düşünmüşsünüz. kliniğiniz de zaten kendinize ait. Veteriner kliniğiniz de Silivri'de. Evet. Instagram adresiniz de var. Ben takip ediyorum şahsen. Buket Neşe Kalpakçı olarak zaten çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi Buket Hanımcığım, ben özellikle sizin hayvan refahı konusunda, tüm veteriner meslektaş arkadaşlarımızın da aynı şekilde olduğu gibi, çok hassas olduğunuzu biliyorum. O yüzden ilk konumuz hayvan refahıyla başlamak istiyorum. Pet dostlarımızın refah içinde yaşaması için onlara nasıl yardımcı olabiliriz acaba? Öncelikle şunu bir ayrımını yapalım. Evet. Onlar insan değil ama onlar bir canlı. O yüzden bu iki ayrımı yaptıktan sonra ve biraz onlarla empati kurmaya başladıktan sonra çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum birçok konu. Şöyle, insan değil dememin sebebi, biz evde yediğimiz şeyleri onlara vermeyeceğiz. Bizim ne istiyoruz? Biz bir hayvan evimize bir hayvan, bir canlı soktuktan sonra ondan beklentimiz ne? O bize mutluluk versin. Aynen. Bizim onun bizden beklentisini, bizim de ona mutluluk vermemiz, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmek. Evet, sağlıklı yaşam sürdürüyoruz ama bu sırada refahını da korumak lazım. Yani ben size diyorum ya, biraz empati yaptığımızda zaten her şey açığa çıkmış oluyor. Ben size istediğiniz dünyanın bütün nimetlerini de sunsam ama bir odaya kapatsam.
sadece bir odaya. Evet. Bu sizi mutlu etmez. Hayır. Ya da ne bileyim siz her gün pasta yeseniz ya da ben size sabah öğle akşam en sevdiğiniz yemeği yedirsem pasta bir yerden sonra hasta olsanız bu sefer pasta yemenizin hiçbir alemi olmayacaktır. Evet. Bu sefer kalitesiz bir yaşam süreceksiniz de. O yüzden diyorum ya evet onlar bir canlı ama onlar insan değil. O yüzden onlar için özel yapılmış mamalar olmasının sebebi de budur zaten. Şimdi çocuklarımızın diyorum ya biz onlarla mutlu, sağlıklı ve uzun ömürler yaşamak istiyoruz. Bu yaşatmak istiyoruz onlarla beraber. O yüzden uymamız gereken aslında belli başlı kurallar var. Bir gerçekten aşı takipleri çok önemli oluyor. Hı hı. Şöyle düşünün biz kendi bebeklerimize de insanlara da aşı yapıyoruz tabii değil ki. Mi? Eğer o kadar sağlıksız bir şey olsaydı ya da yararsız bir şey olsaydı çocuklarımıza da yapmazdık. Aynen. Eğer bunu kabul ediyorsak hayvanlarımız için de bunu yapacağız. Çünkü onlar da bizim çocuklarımız oluyor. Bu arada ben özellikle çocuklar diyorum. Evet ya da... çok tatlısınız ben de diyorum. Çünkü onlar bizim çocuklarımız. Gelenlere de annesi babası diye hitap ediyoruz. Tamam. Siz kendi bebeğinizi hastaneye götürdüğünüzde şöyle şikayetleri var. Ne diyoruz? Biz bu bebeğin velisi, annesi babası budur. Onu itaaf et. Onun adına konuşuyor. Onun adına konuşuyor aynen. Onun adına konuşuyor diye. Şimdi bir canlı geliyor. Derya Deniz bizim mesleğimiz. Yani ağzı yok. Buyurun Gözde Hanım buna bakın dediğim zaman o kadar çok şeye bakarsınız ki kanını alırsınız, röntgeni sokarsınız, MR'ını alırsınız, ultrasonu koyarsınız, biyokimyasına bakarsınız. Yani yapılacak sınırsız şey var. En azından bizim alanımızı daraltmak adına biz diyoruz ki anne babasınız. Çocuklarınızın dili olacaksınız bize ki biz de en azından hayvan zaten bize geldiğinde sıkıntılı bir süreç oluyor. Hı hı. Hiçbirimiz doktora gitmeyi sevmeyiz. Gül oynaya hiçbirimiz doktora aynen. gitmeyiz. Çocuklar da aynı şekilde. Hı. Ne oluyor? En azından ben bu süre zarfında çocuğu çok fazla sıkıştırmak zorunda kalmış olmuyorum. Hı hı. Çok fazla gerekirse kanını almak zorunda kalmıyorum. Gerekmedikçe X-ray'ın vermek zorunda kalmıyorum. Evet. Diyorum ya çok o yüzden doğru. Anne babaların burada bize anlatımları, çocuklarına yaklaşımları çok önemli oluyor. Hı hı. Onları gözlemlemek, yaptıklarını takip etmek. Bir de bazen şöyle bir durum oluyor. Biz bu tarz şeylerle de biliyorsunuz karşılaşıyoruz. Bizim için diyorum ya anne babaların sözleri çok önemli oluyor. Her canlı bir olmuyor. Her köpek ya da her kedi aynı spesifik. Biz biraz kedi köpek ağırlıklı olduğumuz evet. için böyle söylüyorum evet. ama bütün canlılar için geçerlidir bu tabii ki. Spesifik tabii ki temel başlı özellikleri var ama sizin köpeğiniz çok daha ayrı bir özellik gösteriyor olabilir. Hı hı. Bizi aradığınızda biz şunu yapmıyoruz zaten. Benim köpeğim bunu yapmıyor. Evet yapmaması normal bir davranış ama sizin köpeğiniz bu davranışı hep yapıyorsa yapmaması anormaldir. Hı hı. O yüzden diyorum ya sizin yani anne babaların bize anlattıkları çok önemli oluyor bu evet. konuda. Bir de utanmamaları gerekiyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yani çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Hı hı. Bunun şöyle bir sıkıntısı da oluyor bize. Hı. Biz burada kimseye, biz yemin vererek mezun oluyoruz. Burada kimseyi eleştirmiyoruz, yargılamıyoruz, kınamıyoruz, ayıplamıyoruz. Olabilir. Bizler de anamızın karnından yani bu mesleği bilerek de olmadık. Tabii ki. Biz de zaman içerisinde birçok şey kattık kendimize. Zaman içerisinde yaklaşımı öğrendik. Nasıl ona davranılır, ne verilir, ne verilmez. Biz de bunların eğitimini alarak öğreniyoruz. Hı hı. Hasta yakınlarımız da aynı şekilde öyle. O yüzden bazen kendilerince bir şey veriyorlar yararlı olduğunu düşündükleri. Ama en azından yani 7/24 açık birçok klinik var. Hı hı. Biz diyorum ya siz bile kendi hastalarınızı aynı şekildedir. Tabii bebişlerimiz var o ayrı konu ama mümkün mertebede zaten yardımcı olmaya tabii çalışıyoruz ki. Bu konuda. Diyorum ya en azından yani çok küçük bir şey bile olsa sizin için çok önemsiz ya da anne babalar için çok önemsiz bir şey bile olsa en azından 7/24 hemen bir internetten bakıp hı hı. Bunu vermeyi düşünüyorum ama şöyle bir sıkıntısı WhatsApp'tan var. WhatsApp'tan yazabilir tabii değil ki mi? WhatsApp'tan evet. yani hiç önemli değil. Evet. Yeter ki ara ara danışsınlar çünkü bazen toksik etkiler olabiliyor. Evet. Zehirlendikten sonra ya da başka bir şoka girdikten sonra kliniğe geliyoruz. Ya belli bir sıkıntısı var bu çocuğun hı hı. yani görüyorsunuz evet. Bunu söylüyorsunuz karşı tarafı yok yapmadım. Bunu demesinler en azından. Diyorum ya hani biz burada kimseyi eleştirmiyoruz, yargılamıyoruz zaten. Tabii ki. En azından bize söylesinler ki ne uygulayıp uygulanmadıklarını. Biz de ona göre yaklaşalım. Hı hı. Bu sayede diyorum ya hani biz hayvanları alalım, mıncıralım, canını yakalım, iğneler yapalım. Biz bunun derdinde değiliz zaten. Hı hı. Ben hep şey söylüyorum. Biz bile bir tane iğne olduğumuzda kalçamıza 2-3 gün basamıyoruz, canımız acıyor. Strese giriyoruz, istemiyoruz. Yani küçücük evet. dili olmayan bir canlı tutuyoruz evet. onu iğneler yapıyoruz. Bu zaten onun için hoş bir durum değil. Evet. O yüzden hani bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu konuda diyorum ya hani anne babalar birazcık daha çocuklarımıza özen gösterirlerse çok çok memnun oluruz zaten. Vallahi ağzınıza sağlık. Bir telefonumuz varmış Buket Hanımcığım. Alo.
Alo. Merhabalar Öner Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Ben bir ricam olacak, benim bir köpeğim var. Evet. Daha önce bağlıydı, geçenlerde çünkü benim torunum serbest bırakmış. Fakat iki gündür şey var, bu sol tarafında bir yara açmış, kendi kendine kaşınmış. Evet. Öyle bir şey, sahipsiz de değildi, sürekli bakımdaydı. Hı. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Orada şey, herhalde kaşınarak tüyünü yolmuş orasını. Nedir? Ne yapmam gerekiyor? Şöyle bir şey Ömer Bey, şimdi mama değişikliği olmadı, hiçbir şey olmadı. Aşılarını falan düzgün yapıyorsunuz. Evet. Şimdi deri lezzet, Buket Hanım'la da işleyeceğim sizin sorunuzu da. Kaç yaşında? 8-9 var. 8-9. Hiç alerjisi olan bir şey var mı? Ya da hayır, daha önceden normal. Aynı hiç olmadı. Dökümü, bahçede böyle bir değişik böcek möcek bir şey gördünüz mü? Ha, boş kalalı belki, bilmiyorum yani. Arazi bu şey biraz, bahçe, bizim bahçede falan dolaşıyor. Bahçede. Ha, çevre köpeklerine ilişkisi oldu. Buyur. Kısır mı? Erkek zaten. Kısır, erkek. Kısır evet. Değil, erkek. Evet. Bahçeye giren başka köpekler, kediler vesaire, gelincik olabilir. Çok değişik yabani hayvanlar. Kedi yok da şey, ha, olabilir. O hayvanlardan olabilir de köpek, başka komşuların köpekleriyle olmuş olabilir. Daha önceden bağlıydı. Peki bu sadece böyle bir deri döküntüsü gibi mi, yoksa böyle derinin altında böyle apse gibi, böyle bir beze gibi apse bir şey? Apse gibi bir şey yok. Orayı böyle herhalde ıslak ağzıyla galiba kaşınmış islak gibi. Islak ıslak, yapış yapış bir şey mi var deride? Ha, böyle derisi çıkmış. Üzerindeki tüy yolmuş, kendisi yolmuş. Hı-hı. Herhalde. Kaşıntı mı var nedir bilmiyorum. Tamamdır ben. Ömer Beyciğim. Şimdi hemen sorunuzu işleyeceğiz. Ekranlarınızdan bizi takip edebilirsiniz. Tamam. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Ağzınıza sağlık. Aradığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Buket Hanım'cığım, şimdi refahtan konuşuyorduk ama Ömer Bey'in de sorusunu cevaplayalım. Tabii. Ondan sonra sizce tabii ki hani veteriner hekimine danışması lazım ama ilk etapta bu tip durumda mesela uzaktan arayan bir hasta sahibimize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Biz de yine çok güzel anamnez aldınız bu arada. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten anamnez bizim için çok önemli oluyor. Diyorum ya, dili olmayan bir canlının bir şok şeyini öğrenmeye çalışıyoruz. Yani şunu demiyor hayvan. Canım sıkıldı, bahçeden kaçtım da bir tane kedi geldi beni tırmaladı. Çok canım yandı, ben de yaladım. Desene güzel olurdu. Bunu demiyor işte bize, diyorum ya. O yüzden anne babaların işte bizim biraz anneannemize önem göstermemizin sebebi bu oluyor zaten. Çocuk da çok yüksek ihtimal dediğiniz gibi hani işte diyorum ya... Bu noktada işte takibini yapabilmek, ki deri hastalıkları çok iyi biliyorsunuz sizin evet, de. Çok fazla. Derya deniz çok fazla. Hı-hı. O kadar çok şey olabilir ki. Ama hiç alerjik bir reaksiyon göstermemiş çocuğumuz, hani aşıları da tamsa eğer, dediğim gibi hani belki bir yere takılıp orayı özellikle canı yanan biliyorsunuz hayvanlar sürekli yalama eğiliminde. Hı-hı. Yalamaya bağlı olarak bir rahatsızlık da gözlemiş olabilir. Hı-hı. Bilmiyorum, hani çok basit uygulamalar şeklinde de genelde benim yaptığım refah konusunda da şeylerden biri şu oluyor. Hı hı. Bazı tedaviler zaten kaçınılmaz oluyor. Hı hı. Hayati bir durumu olmadığı sürece canlıda, atıyorum bu tarz eğer çocukta çok şiddetli, çok sıkıntılı bir durum olmadıysa eğer, hı hı. Tabii ki deri bir hani tüylerini kaldırıp bir altında ne olduğunu görmek lazım. Çünkü o kadar çok ve çok fazla ki tüyleri, hı hı. Hani bazen aynı şekilde bizi kesinlikle bu şekilde de bizi arıyorlar. Hı hı. Soruları aynı bu şekilde oluyor. Diyoruz ki bir görelim. Hı hı. Görüp o tüyleri bir uzaklaştırdığımız altından çok ciddi yaralar çıkabiliyor bazen. Evet. Sadece çocuk işte o akan yerini, sadece o apsinin akan yerini yalıyor ama aslında uzağında daha büyük sıkıntılarla, hı hı, karşılaşabiliyoruz. Tabii ki diyorum ya, biz bütün hastalarımıza keşke çok mükemmel tedaviler sunabilsek ya da nokta atışı tedaviler yapabilsek ama genelde dediğim gibi hayvanlar gerçekten çok stresli oluyor. Ki ben doktora girmekten hiç hoşlanmam. Sen de pek sevmiyorum. Evet, korkuyorum da biraz aslında yani, ondan evet. Da. Yani düşünsenize, hastanenin evet. Önünden geçiyorsunuz. Size böyle anneniz çekiştire çekiştire bir yere götürüyor. Bir iğne oluyorsunuz. Böyle canınız yanıyor, gidiyorsunuz evet, sonra. Hiç normal bir şey için gitmiyoruz. Yani. Aynen, evet. Aynen. O yüzden işte konuyu açıyor. Gerçi evet. Biraz dağılsın da çok istemiyorum ama, hı hı, genelde biz kendi hastalarımıza şunu da tavsiye ediyoruz. Evet, aşı süreci bir devam eden süreç oluyor ya da bir tedavi süreci oluyor ama bittikten sonra diyoruz ki ara ara konuğumuz olun, çayımızı kahvemizi içelim. İlle bir şey yapmamıza gerek yok. Aynen. Çocuk da desin ki ya ben buraya her geldiğimde iğne olmuyorum. Hı hı. Canım yanmıyor. Ara ara da oynamaya da geliyormuş. Aslında evet. Burası da güzel de bir yer olabilirmiş. Evet. Ya da atıyorum biz orada seviyoruz, ilgileniyoruz. Aynı şekilde diğer klinikleri de tabii ki çok yoğun olduğu zaman bunu yapabilme ihtimalleri çok olmayabilir. Çok iyi anlıyorum.
meslektaşlarım ama diyorum ya, ara ara en azından geçerken mamalarını beraber alırlar. Evet. Kediler için çok geçerli olmuyor ama tabii ki köpekler için. Mesela beraber mama almaya gitsinler. Desin ki ben sevdiğim bir şeyi almaya gittim. Ya da işte ödülü orada alıp orada hemen ödülünü açıp anneciğim bak burada da kötü bir şey yok, bak güzel bir mama yedik, hadi şimdi gidelim. Ya da hiç daha aşı ya da bir hastalık programı yaşamadıysak, bir sıkıntı yaşamadıysak en azından oraya da böyle ara ara ziyaretler yapıp çocuğa oranın kötü bir yer olmadığını gösterip en azından onu da biraz bu konuda mutlu edebiliriz. Evet. Peki Ömer Bey sizce şimdi yaz ayındayız, pisi pisi otu bahçede aynen kalıyor, çivi mi batmış olabilir. Benim tavsiyem açıkçası hiçbir şey sürmeden şey yapmadan bir yakındaki bir veteriner kliniğine kesinlikle gitmesi ya da gidemiyorsa bahçe köpeği ise belki çok büyük olabilir. Hekim arkadaşlarımız da değil mi evler, evlere gelebiliyorlar sonuçta. Nasıl önerirsiniz mesela bu çocuğun refahını, stresini bahçeye böyle hani birazcık böyle şey ya nasıl diyeyim kendine özgü bir alanı var sonuçta kocaman bir bahçede. Ne yapsınlar mesela sizce? Genelde şöyle tavsiye ediyoruz. Söylediğiniz gibi yani genelde bir şey uygulamadan önce tabii ki görmekte en yararlı şey görmektir tabii ki. Eğer açık bir yarısı olduğunu düşünüyorsa biz ilk etapta hani büyük mü küçük mü bilemiyoruz. Getirebilecek bir durumu yoksa ya da bir hekim ulaşabileceği bir durum yoksa genelde şey tavsiye ediyoruz. Diyorum ya, ölümcül olmadığı durumlarda ya da hayati ya da kalitesini etkilemeyeceği durumlarda yani normal standartta ama hafif huzursuz olduğu durumlarda bu tarz böyle şu anda dediğim gibi biz tamamen farazi konuşuyoruz. Yani görmedik, bilmiyoruz, muayene etmedik. Bunun üzerine konuşuyoruz. Diyoruz ki eğer çocuğunuz yemek yiyorsa, genel durumu iyiyse, bir sıkıntısı yoksa ve küçük bir yara gördüyseniz eğer biz bile oraya buraya sürtüyoruz tabii elimizi. Tabii bizde de oluyor. Aynen. Aynen öyle. Bu tarz durumlarda şey söylüyoruz. Bir batikon ya da bir antiseptik bir herhangi bir solüsyonla o bölgeyi birkaç kere, günde birkaç kere bir temizleyip, tabii ki hayvanın yalamasını engelleyerek bir bakım diyoruz. Eğer hayvan için bu yararlı bir şeyse, oradan enfeksiyonu yani hafif bir bakteriyle azaltmak, bir mikrobiyatayı azaltmak eğer onun için iyi oluyorsa zaten bir durum teşkil etmeyecektir, hafif bir durumdur. Ama baktınız o gün yaptınız, akşam yaptınız, sabaha da evet hayvan için geçerli bir durum değil. Evet hala kaşımaya devam ediyor. Bu sefer gelip en azından bir çocuk için bir deneyimli bir insanın görerek ya da bir gerekirse tahlil, test, kültür vesaire yapılarak en azından tanıya kavuşturmak gerekli oluyor. Bu tarz durumlarda dediğiniz gibi çok fazla yani sokak hayvanlarında dışarıda yaşayan hayvanlar için o kadar çok tehlike var ki aslında. Evet, doğru. Dediğiniz gibi çivi, bit, pirekeni, başka hayvanlarla saldırma. Bu tarz durumlarda demin söylediğiniz gibi böcek ısırıkları, başka hayvanların ısırıkları çok etkili oluyor. Ki dediğim gibi şu anda görmediğimiz bir canlı üzerinden konuşuyoruz ama belki kaçtıktan sonra dediğiniz gibi işte kısırlaştırıldım sonunu. Çok güzel aldınız gerçekten annenizi. Belki çiftleşmek istedi ama dişi müsaade etmedi, kaptı. Hani bunların hepsini göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii ki. Ama mutlaka biz sizin de yaptığınız gibi en azından hasarlı, derideki hasarlı bölgeyi görmek adına mutlaka oradaki tüyleri kaldırmakta fayda vardır. Diyorum ya bazen çok basit bir şey gibi geliyor ama çok büyük sıkıntılar çıkıyor o tüylerin altından. Mesela o çok özellikle yaz aylarında geçen haftaki konumuzda da işledik. Pisi pisi otları giriyor. Çok küçücük bir alan, ufacık bir delik görüyorsunuz ama içeride o fistül alanı gelişebiliyor. Aynen. O zaman dediğiniz gibi Ömer Bey'le mesela bir serum fizyolojik gibi böyle bir solüsyonla, antiseptik bir solüsyonla görebilecek şekilde bütün yarayı temizlesin. Ama baktı bir gün iki günde bir değişiklik olmadı. Kesinlikle veteriner hekim arkadaşlarına en yakın yerdeki veteriner hekim arkadaşlarınıza başvurabilirsiniz Ömer Bey. Teşekkür ederiz. Peki mesela şimdi yayından önce de konuşmuştuk hatırlarsanız Buket Hanımcığım. Mesela dediniz hani ben her gün 40 kilometre işte yol gidip geliyorum iş yerim için. Bazı hasta sahiplerim de aynı şekilde bana uzak yerlerden geliyorlar. Hani bu tip durumda acil bir durumda ne yapılmalı sizce? Size gelene kadar mesela nasıl yönlendirirsiniz? Şöyle tabii ki bunlar bizi çok onore eden davranışlar. İnsanların size spesifik olarak sizi kilometre seçmesi. Kilometre ötelerden gelmesi. Gerçekten çok güzel. Hepsinin ayağına sağlık diliyoruz tabii ki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir durum var. Dediğim gibi ben her gün o kadar uzun kilometreler yolu yakıp geliyorum ki işime ve evime. O kadar yoruluyorum ki ben bir bireyim ve bazen camımı açıyorum, müziğimi dinliyorum. Bu bile
beni rahatsız ediyor bu kadar uzun süre yol. E bazen trafik oluyor, bazen sıcaklık oluyor, hararet yapıyoruz, acelemiz var, sıkılıyoruz. Ne bileyim bilemiyoruz ki hayvanlarda da belki tuvaletine gitti, gitmedi, sıkıştı. Genelde tavsiye ettiğim şey tabii ki hani konuştuğumuz gibi biraz önce dediğiniz gibi herkes herkesle anlaşacak diye bir durum yok. Tabii ki insanların dilinden anlamak ya da size daha doğru hitap ettiğini düşündüğünüz insanlarla tabii ki çalışın. O ayrı bir konu. Ama genelde tavsiye ettiğimiz evinizin en yakınında nerede klinik varsa en azından gidin oradaki meslektaşımızla mutlaka tanışsın. Evet. En azından şöyle bir durum oluyor. Bilmiyoruz boğazına bir şey kaçtı. Allah korusun. Şimdi benim iş yerime gitmem yarım saat. Hastamın oraya gelmesi yarım saat, bir saat. E çocuk zaten boğulacak birkaç dakika içerisinde. O yüzden diyorum ya hani burada biz istiyoruz ki hayvanlarımız en rahat, en refah içerisinde nasıl olsun? E bu kadar yolu basit uygulamalar için çekmesin. Ne olur? Atıyorum Gözde Hanım size geliyordur. Çok çok uzak bir yerden gelmiştir. Sizin de bildiğim gibi bu tarz yaklaşımlarınız var evet, zaten. Evet. Deneyiminize sığınıyorlar. Atıyorum ya da çözemedikleri bazen diyorum ya mesleğimiz derya deniz. İşin içinden çıkamadığımız ya da bazen ekipmanlarımız yetersiz kalıyor. Gözde Hanım nasıl yapalım? Şöyle şöyle öğreniyoruz. Siz reçetesini veriyorsunuz. Diyorsunuz ki atıyorum evinize en yakın klinikte bu reçeteyi uygulayın. Aynen her öyle. Gün bana 3 saat yol kat edip gelmeyin. Hayvana da günah. Evet. Şimdi biz diyorum ya kendimizi bu konuma koyduğumuzda istemeyiz. Her gün iğne olacağım. Zaten 3 saat yol gitmişim. Canım burnumda. Evet, aynen. Hem canım yanacak bir de geri döneceğim stres olacağım. Şimdi bu hayvanın iyileşmesi varsa da iyileşmez zaten. Evet. O yüzden bu tarz şeylerde genelde evlerinin yanında bir klinikle gidip en azından veteriner hekimleriyle görüşürlerse. Zaten diyorum ya biz gerçekten mesleğimiz çok güzel, çok kaliteli bir meslek ve hepimiz çok severek yapıyoruz bu işi. Zaten bildiğiniz gibi yani sevilmeden yapılacak bir durum evet, değil. Çok ağır şartlarda çalışıyoruz gerçekten çünkü. Gerçekten öyle. Evet. Şey söylüyorum geçen bir arkadaşıma. Düşünsenize diyorum bir hayvan idrarını yaptı ve kakasını yaptı diye biz mutlu oluyoruz. Yaşasın diyoruz. İyileşiyor. Ya. İlk bizi ısırıyor. Aynen. İlk biz iyileşti. Yani, orada ısırdı falan diye seviliriz. Yani ısırılmaktan ve böyle pislikten mutlu olan bir meslek grubuyuz işte. Aynen. O yüzden diyorum ya zaten gidecekleri hekim de elinden gelen yardım olacaktır. Yanında bulunacaktır. Basit uygulamalar için çok yol kat etmelerine gerek yok. Hani çok uzak yollara gitmelerine gerek yok. En yakında neredeyse oraya giderlerse eğer. Zaten diyorum ya hepimiz aynı amaç peşinde koşuyoruz. Evet. Onlar da elinden gelen yardımı yapacaklarını düşünüyorum. Zaten ne oldu ya mesela atıyorum bir ilacı alerjisi var, bir şey alerjisi var. Hiç sorun değil mesela A kliniğine gitti ama normal kendi kliniği B kliniği. A kliniğindeki veteriner hekim arkadaş B kliniğindeki görüşebilir. Değil mi? Konsültasyon kesinlikle, yapabilir. Kesinlikle. Hani hiç öyle utanacak, çekinecek tabii bir şey ki, yok sonuçta. Bizim için de bir hani üzülecek bir durum değil. Kesinlikle. Önemli olan Buket Hanım'ın dediği gibi çocuklarımızın refahı. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Hani şu ilacı alerjisi var. Hani daha stresli. Mesela tırnakları kesilirken mesela çok sıkmayın da annesinin kucağında olunca çok rahat izin veriyor. Mesela böyle aynen, ufak ufak tüyoları da hem siz söylerseniz hekim arkadaşı hem çocuğunuz etkilenmemiş olur. Kesinlikle. Aynı şekilde yani o yüzden hiç en sağlıklısı dediğiniz gibi. Mesela ben şeye de çok hani mutlu oluyorum. Bazen tabii ki bir muayene evde yapılamaz. Bütün şeyleri, klinikteki aynen, malzemeleri getiremiyorsunuz ama bir aşı uygulamaları mesela yaşlı hasta sahiplerimiz oluyor. Evinde 4-5 tane kedisi oluyor ya da köpeği oluyor. Onları alıp getiremezler. Hani bu tip durumda evlere de mesela veteriner hekim arkadaşlar gidebiliyor. Tabii ki. Hani o tip yerlerle de değil mi görüşebilirler. Kesinlikle. Ya da araçları olan veteriner klinikleri var. Evden alıyor, eve bırakıyor mesela. Aynen. O tarzda durumlar da olabilir. Kesinlikle. Diyorum ya yani bizim buradaki amacımız zaten hayvanları tedavi öncesinde yani hasta olmadan önce ve hastalıktan sonraki dönemlerinde en rahat, çabuk en rahat nasıl iyileşir, en rahat nasıl tedavi edebiliriz ya da hayvanı en nasıl mutlu edebiliriz. Yani hep en güzellerin peşindeyiz aslında bu tarz konularda. Dediğiniz gibi hastalarımız oluyor. Yani kadıncağızların da ya da adamcağızların da yaşlı başlı insanların da koca koca hayvanları getirmesi. Evet. Bir de genelde bu tarz insanların çocukları çok etli butlu oluyor. Evet, biz bile oluyor. Taşırken çok zorlanıyoruz. Evet doğru. Dediğiniz gibi en azından ev ortamında eğer müsaade eden kedi köpek varsa çünkü bazen evde hakimiyet kuruyorlar. Bizim de işimizi zorlaştırıyorlar. Daha agresif oluyorlar. Aynen agresif oluyorlar. Bu sefer
Evde zaten mutlu olması gereken bir alanda tabii bunu da ayrımlı yapmak gerekiyor. Yani çaresiz kalırsak tabii ki diyorum yani zorunda kaldığımız şeyleri zaten yapıyoruz. Ama eğer bir seçeneğimiz varsa, böyle bir durumdaysa eğer çocuk yani evde hakimiyet sürüyorsa, kaçıyorsa, daha agresyon tepki gösteriyorsa bu çocuk kliniğe geldiğinde böyle sakinse o zaman kesinlikle kliniğe gelmeli. Hiç tepki bile vermiyor bazen çocuklarımız ama evde canavar ya da tam tersi de oluyor. Klinikte canavar olup evde çok sakin olan hastalarımız da var. O zaman da eve gidip yapmak da tabii ki daha iyi oluyor. Evet. Peki şimdi mesela bazen biliyorsunuz işte evdeki küçük çocuklar anne biz kedi sahiplenmek istiyoruz, köpek sahiplenmek istiyoruz diye evimize köpeği alıyor. Ama aman tüyü döküldü, aman öyle oldu, böyle oldu deyip onları sizin dediğiniz gibi bir odaya koyuyorlar. Şimdi bu tip durumda hani öncesinde kedimizi köpeğimizi sahiplenmeden hani ben her seferinde diyorum ki muhakkak ya bir pet shop'a gidin ya bir veteriner hekim kliniğine gidin. Oradan danışın hani neler olabilir, ileride neler olabilir. Golden alıyorlar. Golden sonra oluyor 30 kilo. Ev apartmana uygun değil. Hani bu tip konuda da ne önerirsiniz izleyicilerimize? Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Evet. O kadar güzel bir konuya değindiniz ki. Geçen bir beyefendi aradı. Ben bir hayvan sahiplenmek istiyorum. Aslında gittim görüştüm de. Ne yapmam lazım? Alırken neye dikkat etmem lazım? Bunun aşıları nelerdir? Benim eve aldığımda neye dikkat etmem lazım? O kadar hoşuma gitti ki dedim ki çok teşekkür ederim bana böyle bir soru sorduğunuz için. Keşke herkes böyle yapabilse. Yani 8 yıllık meslek hayatım boyunca o kadar çok karşılaştım ki bu tarz şeylerle. Eminim siz de çok fazla karşılaşmışsınızdır. Kedi alıp tırmalıyor. Bırakıp bebek kedi tırmalıyor. İşte köpek alıp bu havluyu bırakıp işte bizim alerjimiz çıktı bırakıp. Yani dedim ya bunlar canlı. Evet. Bunların da duyguları var. Yani gerçekten bir miktar onları kendimizin yerine koyduğumuzda ne kadar acı verici bir şey olduğunu anlayacağız zaten onlar için. Düşünsenize biz zaten hayvanı annesinden koparıyoruz. Evet. Çoğu zaten çok erken yaşlarda koparılıyor. Ve size geliyor çocuk sizi annesi olarak görüyor. Siz ona annelik yapıyorsunuz güya yani evladınızı sizden kopartıyorum ve siz hiç umursamıyorsunuz. Evladınız size olan düşünsenize hayal kırıklığı, acısı, annesiz kalmış. Zaten bir kere annesinden ayrılmış bir kere daha annesinden ayrılıyor. Biz kendi çocuğumuzu bırakabiliyor Aynen muyuz? Aynen öyle. Yani. Öncelikle dediğiniz gibi bu konuda lütfen çok çok iyi araştırma yapsınlar. Öncelikle bir kere kendileri alerjik mi? Çünkü bazen gerçekten insanlar da bağlanıyor. Bir sıkıntısı çıkıyor ve bırakmak zorunda kalıyorlar. İki taraf için de üzücü bir durum oluyor. Öncesinde mesela alerjik olup olmadığını çok rahat anlayabilir değil mi? Kesinlikle. Toplu bir pet shop'a gidebilir, bir barınağa gidebilir barınak, değil mi? Aynen. En popülasyonu fazla olan ortam aynen, barınak. Öyle. Barınağa birkaç kere bile gitse kendisinde bir tıkanıklık olacak mı? Hapşırık, öksürük olacak mı? Hatta gittiğinizde ben özellikle de söylüyorum. Lütfen barınakların çok malzemeye ihtiyacı var, mamaya ihtiyacı var. Yani bir gazete bile götürseniz, evdeki eski battaniyelerinizi bile, yastıklarınızı bile götürseniz hani kar kardır. Hani kesinlikle. Onlar için yani bir hayvanı bile rahat ettirseniz onun için hani çok çok iyi olur. O yüzden öyle gittiğinde en azından alerjisi olup olmayacağı çok rahat anlaşılır. Kesinlikle. Ben hep öyle diyorum. Alerji en hani o sağlık problemi sonuçta. Hani onda bir şey diyemiyoruz. Hani Allah korusun sıkanıyor, insan nefes alamıyor vesaire çocuğunda da olabiliyor. O yüzden diyorum ki önce bir gidin. Alerjiniz yoksa tüye dayanabilecekseniz ama tüy dökecek. Bizim saçımız dökülüyor. Onların aynen, da tüy dökülecek yani. Yani evet. Bazen şöyle işte tüy dökme konusunda şöyle sorularla karşılaşıyoruz. Ya bir tane iğne varmış hiç tüy dökmüyormuş. Öyle bir şey olsa kelleye çözüm bulduk zaten. Aynen yani, öyle. İnsan. Hayvanı bırakın insanı çözüm evet, bulduk. Evet. Yani tüy dökmeme gibi bir şey mümkün değil zaten. Ve hayvanlar öyle bir şey ki işte mevsim değişir tüy döker, mama değişir tüy döker, paraziti gelir tüy döker, eve yabancı biri gelir tüy döker, ev değişir tüy döker. Evet. Yani uykusuz kalır tüy döker, oyuncağı değişir tüy döker. O kadar çok sebep var ki aslında tüy dökmesi için. Dökmeme gibi bir ihtimali olamaz. Biz bile diyorum ki hani şöyle arada oynarken böyle yapıyoruz. Elimize saçlarımız geliyor ki bu kadarcık bir bölgede. Bir canlının bütün vücudu tüyle kaplı ve dökmesini istiyoruz. Bu zaten çok mümkün olmuyor. Ne yapabiliriz? Dökmemesi için deri hastalıklarına özen gösterebiliriz. İşte yani bunun da aslında altında yatan gerçi bir sürü sebep oluyor. İşte hormonal mi değil mi? İşte gıda kaynaklı mı, alerji kaynaklı mı, parazit kaynaklı mı? En azından ara ara destekleyici tedavilerle biz bile şey söylüyorum ben kendi hastalarıma.
ne yapıyoruz? Stabil bir yediğimiz yemek öğünü var. Hı-hı. Ama arada ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir meyve yiyoruz. Yemeğimizi zenginleştirmek için salata yiyoruz. Ne bileyim yediğimiz ürünleri çeşitlendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Sağlıklı bir kendimize öğün sunmuş oluyoruz. Hı-hı. Ama biz genelde şöyle yapıyoruz. İşte burada da birazcık diyorum ya, her konu aslında refaha geliyor. Evet. Ne yapıyoruz? Sabah öğle akşam hayvana stabil, atıyorum 6 sene boyunca tek bir marka ya da tek bir mama türü vermişiz çocuğumuza. Bu da aslında çok güzel bir şey değil ki. Biz de diyorum ya, en sevdiğimiz yemeği her gün yiyemeyiz. Mümkün evet. değil. Üçüncü gün cazip hale getirecek, aynen dokunacak öyle. Bir şeyler. Aynen. Evet. Ne yapılabilir? Tabii ki mama değişiklikleri sırasında mutlaka, yani birçok konuda zaten hekim yorumu farklılık arz ediyor. Bu söylediklerim herhangi bir hastalığı olmayan, yani belirli bir mama türünü kullanmak zorunda olmayan çocuklar için ne yapabiliriz? Zenginleştirebiliriz öğünlerini. Hı hı. İşte atıyorum bir ay balıklı yediyse bir ay kuzulu yer, bir ay tavuklu yer. Hı hı. Ama tabii bu arada dipnot geçmek istiyorum. Bir anda mama bitti ve çat diye süpersiniz. Yeni evet. mama koymuyoruz. Çünkü şöyle bir ay, iki ay, üç ay belirli bir mamayı yiyor. Bağırsak ona uyum sağlıyor. Hı hı. Ben onu çekiyorum, farklı bir mama koyuyorum. Bu sefer bağırsak bir şaşırıyor. Evet. Bu sefer Kerem hocamızı da buradan almak sevgiler. İstiyorum. Evet, sevgiler. Sayın Profesör Doktor Kerem, burada çok çok selamlar. Sağ olsun katkılarından evet, dolayı bizlere. Evet. Burada da işte sızıntılı bağırsak sıkıntıları ortaya çıkıyor. Evet. Bu sefer peş peşe diğer zaten yatkınlığı varsa çocuklarda ortaya çıkmış oluyor. Biz ne tavsiye ediyoruz? Ara ara mamalarımızı değiştirelim diyoruz. Hı hı. Ama bitmeden, hani az kaldıktan sonra karıştıra evet. diğer mamaya geçeriz. Bu sürede ne yaparız? Ara ara hayvanın durumuna, yemesine ya da iştahına, başka bir sağlık problemine göre haftada birkaç defa yaş mamalar verebiliriz. Öğününü zenginleştiririz. Evet. Aynı bizler gibi biz ne yapıyoruz? Meyve yiyoruz, vitamin evet. alıyoruz. Ne yaparız? Dışarıdan eğer yetersiz kaldığını düşünüyorsak, bu söylediklerimin hiçbir ömür boyu sabit tek bir şeyi kullansın istemiyorum aslında çocuklarda. Hı hı. Çünkü biz bile bir vitamini 3-5 ay kullandığımızda vücudumuzda baskılanmalar görüyoruz. Evet. Biz de diyoruz ki evet hayatınızda olsun bunlar ama ara ara verin. Hı hı. Ara ara hayvanı zenginleştirin. Vitamin verin ara ara. Ara ara bağışıklık güçlendirici verin. Bu sefer ne oluyor? Hı hı. Hayvan zaten çeşitli mamalar yiyor. Hayvan arada pastasını, yani yaş mamasını hı hı. yemiş oluyor. Vitaminini, mineralini, proteini, tabii. atıyorum bağışıklık güçlendiricisini alıyor. Biraz da zaten hayvan refahı yerindeyse ve aşılar düzenli olarak yapılıyorsa sağlıklı uzun ömürler. Evet, aynen öyle. Ağzınıza sağlık. Vallahi çok güzel. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Dış görünüş açısından kulak kesme, kuyruk kesme. Sırf bunu yapmadığım için beni bırakan, benimle kavga eden bir sürü hasta sahibim var. Ama inanın ben çocukların, aynı Buket Hanım gibi, çocukların sağlığı için yapmıyorum. Çünkü evde beslenen bir köpeğimizin ya da sırf onun dış görünüşü daha böyle agresif olsun diye biz hani kulağını, kuyruğunu kesmiyoruz. Medikal bir sıkıntı, Allah korusunuz, ölümcül bir durum olmadığı müddetçe. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yani. Demeden önce Buket Hanımcı bir telefonumuz varmış hemen. Ondan sonra cevabınızı almak istiyorum. Alo. Alo. Merhabalar. Ersin Bey nasılsınız? Malatya'ya sevgiler. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. Buyurun. Bir atım var da bazen hasta olan onu soracaktım. Oo, atınız var. Şimdi şöyle bir şey. at konusunda maalesef ki şimdi Buket Hanımcığım at konusunda yardımcı olabilir keşke, miyiz? Ben yönlendiriyorum. Çünkü at dediğiniz gibi yani çok evet. farklı bir grup, farklı ilaçları. O zaman ben ilaçları... direkt sözü size bırakıyorum. Ersin Bey nereye başvurabilirler acaba atla alakalı? Eğer kendi hayvanınız mı değil mi onu sorayım önce. Ersin Bey? Evet. Kendi hayvanınız mı diyor Buket Hanım? Evet. Evet. Şöyle genelde atlarda sahiplerine ait bir protokol numarası verildiğine dair bir bilgim var. Tam emin olmamakla beraber. Belediyeleri ya da tarım ilçelerini, kendi bulundukları illerindeki tarım ilçelerini aradığınızda size hekim gönderiliyor zaten. Onlar yardımcı oluyor. Hı hı. Şöyle genelde biz pet klinikleri ve dışarıdaki özel yani büyükbaşa bakan klinikler genelde ata çok bakamıyoruz. Çünkü at gerçekten çok ayrı bir ilgi alanı. Dediğim gibi ilaçları bile çok farklı. Dozları çok farklı, yaklaşımı çok farklı. O yüzden mümkün mertebede belediye ya da tarım ilçelere eğer başvurabilirseniz kendi bulunduğunuz ildeki ya da ilçedeki size çok daha iyi yardımcı olacaktır. Şimdi hani bir şey söylememiz çok doğru bir uygulama olmaz.
belki at için toksik bir şeydir. Evet. O yüzden diyorum ya hani bu tarz yerlere başvursanız çok daha iyi yardımcı olacaklardır size. Evet. Olur, sağ olun, teşekkür ederim. Geçmiş olsun, hoşçakalın. Hoşçakalın Ersin Bey. Şimdi tabii biliyorsunuz at hekimliği çok ayrı bir şey. Gerçekten öyle. Çoğu hekim yurt dışından geliyor, İstanbul'da da dahil olsa. Aynen. O yüzden hiçbir fikrim yok. Yanlış yönlendirmek istemedim, direkt pası size attım yani o yüzden. Şimdi kulak kesme ve kuyruk kesme. İşte hakkında dediğiniz gibi böyle güzellik açısından ne olursa yani Allah korusun soruyorlar tırnaklığın kedim çok tırmalıyor tırnaklarını çekebilir miyiz yani hani dövme yaptıran yurt dışında sphinx kedilere dövme yaptıran hasta sahipleri var yani bu konu yani, hakkında ne düşünüyorsunuz cezai yaptırımları da var tabii kesinlikle. Ki kesinlikle evet. Bir kere şöyle zaten biz hekim olarak bunları yapamayız. Bizim için gerçekten ciddi bir maddi ceza yaptırımları oluyor. Onun dışında şöyle biz sosyal insanlarız ve eve gittikten sonra uyuyoruz değil mi? Evet. Bizim orada alacağımız hiçbir para bizim o uykumuza ya da vicdan sızıntımıza değmeyecektir evet. Zaten aslında. Ben genelde şöyle söylüyorum işte ağırlıklı olarak biz bayanlar birazcık daha anaç yaklaşıyoruz galiba. O yüzden evet. Çok şükür bayanlardan böyle bir şey gelmedi ama beyefendiler genelde bu şekilde geliyor. Ben de şöyle yapıyorum diyorum ki. Ya sizin eşinizdeki sevgi, ya hayatım şu kulakların biraz fazla mı kepçe? Biraz keselim. Evet. Ya şu parmakların da biraz fazla uzun, biraz alalım ben böyle daha çok seveceğim evet. Seni. Evet. Bundan hiçbir fark yok. Ya da siz çocuğunuza diyor musunuz ki, oğlum gel bir bakayım, gel. Sen çok kepçesin oğlum, senin şu kulaklarını biraz kestirelim. Evet. Yani kendi evladımıza ya da kendi sevdiğimiz insanlara bunu yapmıyorsak, evet. Sabahtan beri diyorum ki çocuğumuz onlar bizim ya. Evet. Kendi çocuğumuza nasıl yapabiliriz ki böyle bir şeyi? Bu tarz şeylerde genelde diyorum ya işte aynı görüşe sahip olması tabii ki çok güzel. Biz aynı camiadan insanlarız ve birçok hekim arkadaşımız hepsi birçok demeyeyim hepsi zaten buna karşıyız biz. Evet. Hoşlandığımız bir durum değil. Bir kere anestezik zaten anestezik madde çok sıkıntılı. Sağlıklı bir canlıda bile masada kalma ihtimali olan bir canlı iken evet. Biz gereksiz yere anestezik madde aynen veriyoruz. Evet. Bu hiç hoş bir durum değil. Bir kere zaten bu sıkıntı. Ki genelde zaten bu yaptırımları uygulanan çocuklar çok küçük yaşta oluyor. Zaten daha ya yeni sütten kesilmiş ya kesilmemiş oluyor ya da yeni aşıları başlanmamış. Ya da bir aşısı, ilk aşısı yapılmış oluyor. Yani çok küçük yaşlardaki çocuklar. Bir kere bu anestezik madde vererek bu işlemi yapıyorsunuz. Kafadan zaten çocuk daha sağlığına kavuşmadan karaciğer böbreklere bir kere zarar verdik. O yaralar mutlaka ama mutlaka enfeksiyon kapıyor. Aynen. Yani kapmayanını daha görmedim öyle evet. Söyleyeyim. Evet. Mutlaka enfeksiyon kapıyor. Bir, ben şey söylüyorum, yüzümüze çıkan bir sivilce bile bazen canımızı yakıyor değil mi? Siz bir canlının bir uzvunu kesiyorsunuz ve kendi isteğiniz, kendi görsel zevkiniz için bunu onun yapıyorsunuz. Onun hiçbir rızası olmadan. Ki, aynen, belki o hayvan çok mutlu, belki o kuyruğunu ve kulağını çok seviyor. Ya biz bu tarz şeylere gerçekten çok hiç... Bakar mısınız? Yani ne kadar gereksiz bir şey değil mi Buket Hanım? Yani dediğiniz o kadar güzel ki yani rızası var mı bu çocuğun? Evet. Belki o kadar canı yansın istemiyor. Evet. Yani belki başka bir dövme istiyor ya da. Yani dövme olsa ne olur? Zaten yaratılış itibarı tüysüz yaratılmış yani. Hani nedir? Hani bilmiyorum. Çok ben... Bence çok ciddi cezalar verilmesi lazım. Kesinlikle. Hem yapan dövmeciye hem de yaptıran hasta kesinlikle. Sahibine. Kesinlikle. Evet. Yani diyorum ya biz dili olmayan varlıklarla konuşuyoruz. Tabii ki yani burada hiçbirimiz ilahiyat fakültesini bitirmedik ama az çok dini inançları olan insanlarız. Ve diyorum ya bir canlının canını yakmanın yani biz içimiz bazen bize kötü davranılıyor. Ya da biri bilmeyerek bile canımızı yaktığında ya Allah seni bildiği gibi yansın diyoruz. Şey yapıyoruz. Ben gerçekten inanıyorum yani bu konuya da değindiniz. Teşekkür ederiz. Hani Peygamber Efendimiz de demiş onlar bizim sessiz ümmetlerimiz aynen diye. Öyle. Bütün pet dostlarımıza, bütün hayvanlara yaptığımız zararlar inanın bize dönüp dolaşıp kesinlikle. Bizi kesinlikle bulacaktır. Yani biz çok şey duyuyoruz. Mesela kedisini köpeğini sokağa atan, sonra ileride huzur evine terk edilmiş işte. Ebeveynler. Yani muhakkak olur. Birazcık Allah korkunuz varsa bence yapmayın diyorum kesinlikle. Ben. Kesinlikle. Hani bunu dediğim için de bana bozuluyorlar, işte çok biliyorsanız siz bakın falan diyen kişiler olabiliyor ama hani doğruları söyleyeceksiniz. Mutlaka evet. Öyle. Yani diyorum ya çok yani hepimiz öyle dini şeyleri olan evet. insanlar değiliz. Tabii ki herkesin görüşüne de saygı duyuyoruz burada ama evet. Şöyle bir şey ben inanın ya buna metafizik
kuantum dersiniz ya, doğru, dini dersiniz. Ama bir şekilde evren ya da yaratan gönderiyor gerçekten, evet, sizi. Ben bir anımı anlatmak istiyorum bu konuyla ilgili aslında. Evet, reklamlardan sonra, evet, anınızı dinlemek istiyoruz. Buket Hanım çok güzel oluyor. Anılarınızı, hasta sahiplerinize diyaloglarınızı anlatın. Tamam. Kısa bir aradan sonra veteriner hekim programımız devam edecek. Veteriner Hekim programı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü değerli konuğumuz klinisyen, veteriner hekim Buket Neşe Kalpakçı. Kendisinin kliniği de Silivri'de. Oraya da ulaşabilirsiniz Instagram adresinden de. Şimdi Buket Hanımcığım, özellikle bu hayvan refahı konusunda zaten konuştuk bayağı bir ilk partımızda. Bir anınız vardı. Bize ondan bahsedebilir, evet, misiniz? Evet. Ya dedim ya hani, işte bir şekilde evren döndürüyor dedim ya. Biz bunu çok sık karşılaşıyoruz. Bu konuyla ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Yani ister istemez bütün hekimlerimiz bunu yapıyor. Hiçbir karşılık beklemeden kapımızın önüne gelen hayvana zaten bakıyoruz. Şöyle bir durumumuz zaten olmuyor. Gelmiş aç, mamamız da çok ama vermeyeyim ben bunu, hiçbirimiz diyemiyoruz, evet, zaten. Evet. Hadi aman canım bir mama diyoruz, döküyoruz. Ya da geliyor işte hasta, görüyorsunuz sıkıntılı, alıp tedavisini yapıyorsunuz. Bunlar yanlış anlaşılsın istemiyorum. Hani yapılan şeyler söylenmez ama sadece bunların gerçekten hani nasıl döndüğünü söylemek istiyorum. Bir gün bir arkadaşımı evine bıraktım araçla. Çok tenha ve çok böyle aslında kötü bir yerde, çok ileri saatlerde bir gece işte bıraktım evini, evime dönüyorum. Normalde ben işte hastalarımla çok sık konuştuğum için araba kullanırken de hep telefonla oynarım, mesaj çekerim, uğraşırım yani. O gün de tam eve döneceğim, bir anda bir durmak geldi içimden. Durdum, telefonumla bir şeye baktım, tam kapattım. Tık 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 camım çaldı. Kapkaranlık, ışık yanmıyor sokakta ve diyorum çok ileri bir saatte, mümkün değil yani, hani korkarsınız, çekinirsiniz. Bir kadın camımı tıklattı. Erkek olsa zaten basıp gideceğim yani, şey yapmayacağım. Bir bayan camımı tıklattı. Ben de böyle çekine çekine açtım camı. Buyurun dedim. Hanımefendi dedi, önde dedi kapanlar var. Ben kapanlara şu kadar mesafede durmuşum. Görmemişsin. Görmedim. Kapkaranlık bir yer, bu kadar mesafede durmuşum. Ve eğer o an bir anda yani durmak gelmesi içimden gecenin bir yarısı bütün tekerleri patlatacağım. O saatte gecenin bir yarısı bir kadın sokakta ve öyle bir ortamda camımı tıklatıyor ve bana öyle bir şey söylüyor. Kadın olmasa zaten açmam. Ne bileyim nasıl bir sebepten ötürü durdum onu da bilmiyorum. Diyorum ya yani yaratan ya da evren bir şekilde zaten size yaptığınız şeylerin karşılığını veriyor. Evet. O yüzden diyorum ya bazen de şey oluyor işte, zarar ediyoruz. Aman diyorum ya gelir bir yerden, ne olacak zaten. Aynen öyle. Hani diyorum ya siz iyi olun zaten. Hani içinizdeki... nasıl söyleyeyim, vicdanınızı sızlatacak şeyler yapmayın. Zaten bir şekilde dönüyor yani, sıkıntı olmuyor o konuda. Evet, o yüzden dediği gibi yani biz inanın onların sesleri yok, hani bizlere teşekkür edemiyorlar ama inanın ben çok eminim. Hani gerçekten kutsal bir mesleğimiz var. Gerçekten hani iyileştirdiğimiz her şey hastamız. Tabii ki bazen çok uğraşıyoruz ama kaybettiğimiz hastalarımız da oluyor. Ben hepsinin bizim hanemize yazıldığını ben hissediyorum yani. O yüzden buradan veteriner hekimliği tercih edecek arkadaşlarımız da varsa kesinlikle, özellikle ben sonuna kadar kesinlikle veteriner hekimliği bütün herkese tavsiye ederim. Hiç korkmayın ama bizim tabii ki çok branşımız var, çeşit çeşit. Aynen. Akademisyen olabilirsiniz, klinisyen olabilirsiniz, normal özel sektörlerde gıda, ayrıca ilaç, gıda vesaire çalışabilirsiniz değil mi? Yani aynen, hekimlik bence ilk tercih, veteriner hekimlik ilk tercih edilmesi gereken şeylerden, meslek gruplarından, fen, matematik bölümünde okuyan arkadaşlar için sonuna kadar öneririm. Kesinlikle. Onun haricinde şimdi sorularımızla devam ediyorum. İşitme kaybı nedir? Hangi ırklar işitmeye yatkındır ve sahiplendiğimiz pet dostumuzda böyle bir problem olduğunu nasıl anlarız? Mesela bir hastamızın sağır mı değil mi nasıl anlarız? Onunla ilgili bir çok soru soruyor işte, van kedileri vesaire. Onlardan bize bahsedebilirseniz. İşitme kaybı aslında ya tam duymama ya da duyma yetisinden kaynaklanan bir problemdir.
Dediğiniz gibi genelde bize çift taraflı işitme duyu kaybı ile gelen hastalarımız oluyor. Tek taraflı duyu kayıplarını genelde çok anlayamıyoruz açıkçası. Yani hasta yakını da evde anlayamıyor ya da onu kontrol etmek. Çünkü hani bir tepki versin istiyoruz ama duyan kulağıyla ister istemez hayvancağız dönüyor zaten. O sıkıntı olmuyor. Ama genelde nasıl anlaşılıyor? Tabii ki bunun sebepleri var. Atıyorum doğmasal mı, yani doğuştan mı yoksa sonradan mı olduğuna dair. Doğuştan olanlara zaten bilindiği üzere yapılacak çok bir şeyimiz olmuyor maalesef. Nasıl anlarım peki ben doğuştan mı ya da ne olduğunu? Genelde uyurken yüksek sesli şeylere tepki vermezler. İşte bazen kediler özellikle seslere karşı çok duyarlıdır. Evde onun yanında bir şey düşse bile titreşim ya da frekanstan bahsetmiyorum. Yani düştüğü zaman tepki vermiyorsa ya da çağırdığınızda dönüp bakmıyorsa size zaten maalesef vardır. Bunun yanı sıra neden beyaz kediler, van kedileri diyorlar ama özellikle beyaz ırk kedilerin vücutlarında bir gen yapısından dolayı aslında yatkındır. Bütün beyaz kediler olacak diye bir şey yok. Sadece yatkınlıkları vardır vücutlarında bulunan merle geni yüzünden. Onun yanı sıra sonradan aslında olan işitme kayıpları da var. Bu nasıl olabilir? Tıkanmaya bağlı olarak işte pisi pisi otları en çok başımızın belası. Ufak çaplı böcekler vesaire ya da alerjik reaksiyonlar, ısıran herhangi bir durum olduğunda, hiperplazik, neoplazik durumlarda kulağın tamamen tıkınmasına bağlı. Kulak eksterne yani dış kulağa bağlı olmak olan sorunlarda. Çünkü dış kulağımız sesleri algılayıp içeri veren yapıdır. Eğer bu algılamada bir sıkıntı varsa zaten içeri iletimde de algılamadığı için vermede de sıkıntı olacağı için aslında diğer uzuvlar normaldir ama dış kulağın algılamasında bir problem olduğu için. Bu da genelde çoğunlukla işte tıkanıklarda ya da işte alerjik reaksiyon durumlarında şiştiği zaman aşırı iletime konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun yanı sıra travmatik durumlardan işte trafik kazaları, yüksekten düşme, genelde çok büyük ırk ya da çok vahşi ırk hayvanların birbirlerini ısırıp bölgeyi sallamasına bağlı olmak üzere bunları görüyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ki bunlar enfeksitif durumlar, paraziter durumlar. Bunların hepsi sebep oluyor. Bunun yanı sıra en azından enfeksiyoz, neoplazik, ne bileyim tıkanma vesaire bunları bir şekilde hafifletme gibi durumlarımız oluyor. Ama bazı durumlarımız da var. Yaşlılığa bağlı olmak üzere. Bunlara yapabileceğimiz çok bir şey olmuyor. Bir de beyin korteksinde duyma ile ilgili olan korteksle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman aslında dış kulakta bir sıkıntı yok, iç kulakta yok. Kulağa alan şeylerde bir sıkıntı yok, iletimde de sıkıntı yok. Ama duyma korteksi bunu yorumlayamıyor. O zaman da duyma kaybı oluyor aslında. Yani çocukta yollarda hiçbir sıkıntı yok ama duyduğu şeyi yorumlayamadığı için tepki veremiyor. Aslında duyma kaybı var da yok gibi bir şey oluyor bu durumda. Bunun yanı sıra dediğim gibi köpekler genelde biraz yaşlığa bağlı olmak. Kediler birazcık daha canavar olduğu için sağ olsun çocuklarımız. Onlar bir şekilde kendilerine bakıyorlar. Köpekler yaşlığa bağlı olmak üzere. Kediler de işte biraz daha beyaz ırk kediler genlerinden dolayı bir tık daha yatkın olabiliyorlar. Ben bir de özellikle şey diyorum. Mesela bazen hasta sahiplerimiz kulaklarını kendileri temizlemek istiyorlar. Kulak zarına da zarar verebilirler değil mi? Tabii ki. Bir kulak temizliği mesela evde bir hasta sahibi nasıl yapsın? Şöyle kedi ve köpeklerin kulakları L şeklindedir. Tabii ki biraz içeri götürmek zor olacaktır ama sürekli biriken bir şeyi götür ilerle. Sürekli zaten tıkama yani var olan bir enfeksiyonu sürekli ilerletmiş olacağız. Her temizlerken zorlayacağımız için bu sefer kulak zarımız içeri doğru bombeleşip yırtılma eğilimi gösterecek ya da burada bir yangı oluşacaktır. Atıyorum yaptınız en sonunda yapmadınız ama bir yangı var zaten orada. Şu an o yangının ilerleme durumunda da kulak zarı yırtılabilir. Bu tarz durumlarda da onu atladık. Sağlık durumları maalesef işitme kaybı maalesef görüyoruz. Biz evde nasıl kendimizi temizleyebiliriz? Uçucu maddelerle aslında. Nemli bir kolonyalı pamuk. Ama ıslak değil kesinlikle. Nemli sadece. Bunu yapmamızın sebebi kulak sadece dışındaki. Görebildiğimiz çok ilerletmeden, kulak çubuğu ya da bu tarz şeyler sokmadan dış tarafı güzel nemli hem de uçucu bir maddeyle temizleyerek yapabiliriz. Ama diyorum ya hani
bir şey söylüyoruz ama bunun yakının yanında da bir şeyler söylemek zorunda kalıyoruz. Kulak kapısını verdiler, evet. Çocuklarımıza. Mesela bu işlemi her gün yapmayacaksınız tabii evet. ki. Çünkü ben diyorum ki size alkol bazlı bir şey. Sürekli kulağı dışını temizlersiniz bu sefer florası bozulacak. Evet. Başka hastalıklara sebep olacak. O zaman ne yapacağız? Gördüğümüzde, pis gördüğümüzde zaten kediler özellikle çok temiz canlılardır. Hı hı. Köpekler de şöyle oluyor. Genelde parazit enfeksiyonları bildiğimiz gibi vücutlarında taşıyorlar. Hı hı. Diğerlerini zaten söyledik. Neoplazik sebepler, alerjik sebepler. Zaten bunlar ya yaşlığa bağlı ya da spesifik bir şey ile karşılaştıklarında oluyor ama bir de bunun yanında parazital ve enfeksiyöz sebepler oluyor. Nasıl peki önleyebiliriz? Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yıkarken, mesela çocuklarımızı yıkarken belki çok yoğun bir pamuk koyabiliriz kulaklarına ki kaçmasın, etmesin evet, diye. Evet. Çünkü şöyle, eğer içeride bazı mikroplar var biliyorsunuz, enfeksiyonlar var. Bir saniyede yüzlerce katına bile çıkabiliyor. Ya da bir damla suda milyonlarca katına çıkabiliyor. Biz de diyoruz ki, evet kulağın zaten belirli. Canlılar öyle güzel yaratılmış ki aslında bizim dışarıdan fazla bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Evet. Yani kendi doğal ortamında ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Ne yapabiliriz biz burada? Çocuğun en azından yıkadıktan sonra bir yıkarken ıslatmamaya, ıslattıysak da iyice kuruladığımıza emin olmamız lazım. Bunun yanı sıra evet düşük kulaklı çocuklar sürekli kapalı kaldığı için anaerobik bakterilere birazcık daha yatkın oluyorlar. Onun için ara ara ben bazen şey yapıyorum çocuklarımızı böyle saçlarını ben de kendim atıyorum diyorum. Siz de çocuğunuzun kulaklarını atın. Yatarken açık kalsın aynen, için. Aynen azıcık azıcık açık kalsın diyorum. Onun için de biraz nefes alma olur. Tabii ki mutlaka çocuklarımız olduğu için sık sık gözlemlemek, gözetmek, kaşıyor mu, kaşımıyor mu, bunun da bir sürü sebebi oluyor. Atıyorum bir kene gelmiş oluyor, bir pire oluyor, kaşıyor. Bu kaşıma işte kulağın genelde köküne doğru kulakla ilgili sıkıntılar olduğu zaman yani en yakın oraya yapmak istiyor çünkü çocuklar. Evet. Oraya yakın bölgeye mi yoksa genel olarak böyle yapıyor mu? Bunun ayrımını biraz yapmak. İşte yıkadıktan sonra çocukları iyicene dediğim gibi kurutup, ona emin olmak istiyoruz iyice kuruduğundan. Çünkü oradaki dediğim gibi nemli kaldıkça orada üremeler oluyor. Evet. Genelde de bizim hastalıklarımız şöyle oluyor. Biz ne yapıyoruz? Elimizde bir sıkıntı var. Gidiyoruz, temizliyoruz. Bütün mikroplardan arındırıyoruz. Ya da dikkat ediyoruz. Ya da antiseptik kullanıyoruz, bir şey yapıyoruz. Ama çocuklarda çoğunlukla köpeklerden bahsetmek gerekirse sürekli dışarı çıkan çocuklarımız oluyor. Dışarı gidiyor, geliyor, mikrop taşıyor, alıyor, ediyor. Biz her gün yıkama kesinlikle tabii ki zaten tabii ki tavsiye etmiyoruz. Ne oluyor? Bir hastalık ortaya çıkıyor. Genelde zaten kliniğimize gelen çocuklar kompleks şeklinde geliyor. Evet, bir tane hastalığı oluyor. Aynen. Keşke zaten şöyle yapabilsek. Buyurun bu ilacı kullanın ve geçecek, bitecek evet. şeklinde olmuyor. Bu ilacı kullanacağız, biteceğiz, sonra buna geçeceğiz. Bunun tedavisine şeklinde devam evet. ediyor. Maalesef bazı hastalıkların tedavisi uzun sürüyor. Öncelikle yaşadığımız hangi hastalıktan çocuğumuz rahatsızsa en azından onunla ilgili çok sabırlı davranmalarını rica ediyorum. Birçok hastalık uzun sürüyor çünkü. Ki şöyle bir şey, biz evet tabii ki koruyucu önlemler alıyoruz ama bazı aldığımız önlemler, örneğin yakalık, şu hayvanı çok mutsuz ediyor. Evet. Biz bu süreyi mümkün mertebede kısa tutmaya çalışıyoruz ama gözlemlemek de zorundayız. Diğer şeye gelmek dönmek gerekirse de dediğim gibi yani genelde bir sıkıntı çıkıyor bölgede bakteriyel bir sebep. Ama vücudumuzda zaten parazitel bir etken var. Otitis eksenli. Hemen bekliyor ki o zaman kolluyor. Aynen, evet. aynen. Hemen geliyor, o da orada üremeye başlıyor. Bu sefer biz bir swap alıyoruz, bir örnek kültüre yatırdığımızda çocukta bakteri de var, mantar da var, evet. uyuz da var, her şey var. Evet. Bu sefer ne oluyor? İşlemler uzun sürüyor. Diyorum ya, bunlar maalesef çok uzun süreçler. En çok karşılaştığımız kulak uyuzu maalesef. Evet. Kulak uyuzunda da şöyle bir durum var. Gerçekten hastalarımızın çok sabır göstermesi gerekiyor. Çünkü bir tane etkenin gelişip yani bebekken gelişip hale gelmesi için 21 gün geçiyor. Yani bu demek oluyor ki bizim tedavimiz 21 günden az sürmeyecek. Bunun yanı sıra biz genelde kullandığımız ilaçlarda bazen doz doz şeklinde yapıyoruz. Dedim ya, hem canını yakmak istemiyoruz zaten. Artı aldığımız hava bile kısınebiyotikken biz hayvana sürekli ilaç vermek istemiyoruz. Evet. O yüzden mutlaka yani burada konuştuğumuz ya da konuşmadığımız her hastalığın tedavisi için
hekiminiz ne diyorsa onu yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hı hı. Çünkü bazen şöyle oluyor. Benim genelde tavsiye ettiğim şey oluyor. Dediğim gibi biz belirli bir dozun altına indiriyoruz zaten. Antibiyotiklerde kullandığımız gibi. Hı hı. Çok iyi oldu ya. Üç günde çok iyi oldu. Ben daha devam etmek istemiyorum. Evet. Öyle bir dünya olsa keşke. Keşke süper olur. Süper olur. Hepimiz çok o oluruz. O zaman bu kadar çok ilaç gitmez mesela. Aynen öyle. Aynen. Bu tarz durumlarda da genelde karşılaştığımız şey şu oluyor. İşte kulak özellikle uyuzlarında. Evet zaten sıkıntılı bir süreç. Hayvan ellettirmek istemiyor. Yani benim de kulağım biri çekip bir şey sokmaya çalışsa ben de istemem açıkçası. Bir de agresifler ele hiç istemiyor. Aynen evet. Öyle. Aynen. O yüzden bu süre zarfında genelde şunlarla karşılaşıyoruz. Bir hafta, iki hafta geliyor. Güzel sonuç alıyoruz. Evet. Ondan sonra işte güzel sonuç alınca bir hafta gelmemeler başlıyor. Hı hı. Bir hafta gelmeyince zaten orada tekrar üremeler başlıyor. Tekrar o başa tekrar dönüyoruz. Sıfırdan başa dönüyoruz. Evet. Yani o iki hafta boyunca ben hayvana ilaç yaptım, hayvana eziyet ettim, canı yandı, kulağını temizledim, hastası tuttu. Evet. Boşa gitmiş oluyor. Aynen. O yüzden devamını sağlamak ve düzenli olarak bu tedavileri devam ettirmek çok önemli oluyor bizler için de, hayvanlar için de. Diyor ya yani biz ısırılmaktan çok hoşlanmıyoruz açıkçası, evet. Onu bir söyleyeyim önce. Bir de böyle kulağın içine bir şey koyunca böyle fıt 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 yapıyor böyle her tarafımız aynen, böyle. Aynen. Şey, parazit oluyor, akıntılar geliyor, ağzımıza aynen. Da giriyor. Yani. Hani biz her şeye razıyız. Yeter ki çocuklar gelsin düzenli olarak ki bir an evvel değil mi? Hastalıkları kesinlikle, çabuk iyileşsin. Kesinlikle. Yani evet. Şöyle algılanmasın istemiyoruz. Yani sürekli geliyoruz, işte geçmiyor ama zaten uzun bir süreç bu. Evet. Yani keşke hemen bitse, keşke ben bir tane ilaç yapıp ya da bir tane iğne yaptım, bir tane hap yuttum ya da sevdim. Evet. Bitti gitti artık hani bunlar olsa biz de hepimiz çok isterdik bir böyle şeyler. Bir sihirli bir değneğimiz olsa da dokundursak, bir tane tablet yuttursak ağızda süper olsa, iyileşse keşke. Kesinlikle. Hı. Ben son zamanlarda şey söylüyorum yani gerçekten bilim o kadar değişik bir dünya ki bir kere bir canlının iyileşmesi bile bir mucize. Bir canlının hasta olmaması bile bir mucize. Yani şu anda sağlıklı bir şekilde oturup su içebiliyorsak, konuşabiliyorsak bu bile mucize. Evet. Yani diyorum ya DNA'yı ele geçirip kendisi gibi üreyen ve bütün vücuda kendisini normal kabul ettiren virüsler var. Yani şimdi düşünüyorum diyorum ki yani bunu nasıl yok edeceğiz? Yani yok etme imkanımız yok. Kanser. Diyorum ya hani keşke her şeyin tedavisi olsa ölümsüzlüğümüzü ilan etmiş olurduk evet, o zaman. Evet. O yüzden dediğiniz gibi yani maalesef karşılıklı olarak bunu bilmek zorundayız. Diyorum ya biz kapıdan girdikten sonra her çocuk bizim çocuğumuz oluyor. Hı hı. Ben baktığımda şunu söylüyorum. Ben kendi evde iki tane kedim var. Teyzem üst katımızda oturuyor. Orada bir tane canavarımız var. Diyorum ki gelen çocuğa bu benim çocuğum olsaydı ben buna nasıl yaklaşırdım, nasıl tepki verirdim? Ya da neler uygular neler uygulamazdım? Diyorum ya hepsi bizim çocuğumuz oluyor. Biz zaten ona göre müdahale ediyoruz. Zaten bütün meslektaşlarım böyle yapıyor. O yüzden gerçekten hepsinin ellerine kollarına sağlık. Öncelikle onu da söylemek evet. istiyorum. Burada diyorum ya yani devamlılığını sağlayabilmek. Biz diyorum ya sürekli hayvanlara iğne yapmaktan da hoşlanmıyoruz. Canlarını yakmaktan da hoşlanmıyoruz. Rahatsız olduklarını biliyoruz. Hayvan huysuz. Tırmalıyor, ısırıyor. Için. Kesinlikle evet. Onun iyiliği için yapıyoruz. O yüzden anne babaların da burada birazcık gerçekten sabırlı, gerçekten birazcık daha özverili ve anlayışlı olmasını istiyoruz. Bazen diyorum ya hani şey oluyor hastalarımız. Diyorum o yüzden herkesle işte neden anlaşıyor, anlaşamıyor vesaire. Atıyorum size 1 milyon tane hasta gelmiştir ve hep problemli hastalardır. Sıkıntı yaşamışsınızdır. Maalesef bazen anne babalarından da yaşıyoruz bu tarz şeyleri. 1 milyon birinci de gelince düzgün bir insan olunca isterseniz belirli bir yapımız oluşuyor. Evet. Genelde böyle zaten karşılaşıyoruz biz hasta yakınlarımızla. Yani hiç öyle olmadı. İşte böyle işte mutsuz olduk, işte sıkıntı yaşadık gibi problemlerle geliyorlar. Ben de diyorum ki bizim mesleğimiz inanın o kadar zor ki sabah kliniğe girip akşam çıktığınızda bazen onlarca insanla karşılaşabiliyorsunuz. Biz kendi kardeşimizle bazen anlaşamadığımız durumlar oluyor. Biz başka farklı ırktan, farklı milletten, farklı kültürden yetişmiş insanlarla diyalog kuruyoruz. Evet. O yüzden zaten hepimizin birbirimizi anlama imkanı olmaz. Sadece gelen insanlar, gittikleri hekimlerin gerçekten bu iş için çok fazla emek verdiklerini, çok fazla mücadele ettiklerini, belirli bir ortama gelebilmek için gerçekten çok uğraş sarf ettiklerini bilsinler istiyorum. Evet. O yüzden diyorum ki hiçbirimiz bir canlıyı öldürmek için müdahale etmiyoruz. Hı. Bir canlının bile isteği canını yakmak için müdahale etmiyoruz. O yüzden karşı tarafa da hekim arkadaşlarımıza da biraz bu konuda itimat ederlerse ya da biraz daha
hayvanlarını teslim ederlerse çok daha güzel, çok daha mutlu sonuçlar alacaklardır, ona inanıyorum. Evet, karşılıklı güven olsun. Kesinlikle, yani. Evet, kesinlikle. Çok güzel konuştunuz, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de biliyorsunuz kulak içinde bu Yorkshire Terrier'lerde, Maltese'lerde kulağın iç kısmında böyle çok kıllı yapılar oluyor. Evet. Ben diyorum ki özellikle hani kuaförümüze ya da hasta sahipleri evde tabii ki yapamaz. O kılları tabii ki kılların da bir görevi, oraya giren tabii yabancı ki sinirleri, tozları alıyor ama ben birazcık o bölgeyi, çünkü eğer ki iltihaplı bir dokuyla kaplandıysa, evet, yolunmasını tavsiye ediyorum. Siz bu tip durumda kulak içi kıllı olan pet dostlarımıza nasıl yaklaşıyorsunuz mesela? Yani o kadar güzel söylediniz ki, zaten var olan bir canlının uzuvlarının hepsinin bir anlamı var zaten, hı-hı, çocuklara. Söylediğiniz gibi sağlıklı bir kulak için evet koruyucu görevde olabilir. Hı-hı. Eğer çok işte bazı çocuklarımızın tüyleri böyle topaklaşmaya çok meyilli oluyor. Hı-hı. Bunları tenzih ediyorum. Sağlıklı çocuklardan bahsediyorum. Zaten koruyucu görev görüyor. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Dediğiniz gibi akıntılı durumlarda, enfektif, hı-hı, durumlarda zaten hayvan sağladıkça o kulaklara geliyor. Şimdi biz tedavi ediyoruz ama kulaklardan sürekli içeri geri mikrop giriyor. Bu sefer yaptığımız tedavi de bir anlam ifade etmiyor. O yüzden sıkıntılı ya da kulak hastalığı yatkınlığı olan çocuklardan sürekli bu tarz şikayetler görüyorlarsa düzenli olarak oranın en azından belli ki tüylerde de bir durum olabilir, bir enfeksiyon olabilir. Çünkü hayvanın kronik bir kulak sıkıntısı var. Evet. Yani demek ki sürekli bu etkeni ya da bu rahatsızlığını bir yerden alıyor ya da bir şey sebep oluyor bu çocuğa. Dediğiniz gibi uzaklaştırmak çok çok daha etkili bir çözüm oluyor. Ki bazen otlar topaklaştığı zaman kulak, evet, tıkanıklıklarına sebep oluyor. O da duyu kaybı olabilir. Kesinlikle onlar da duyu kaybına sebep oluyor. Hatta bazen onları biz temizlediğimizde şöyle oluyor. Ya bu çocuk daha çok tepki vermeye başladı. Bir şey mi oldu acaba? Hareketlendi, daha iyi duyuyor bizi falan, evet, diye sonuçlarla da karşılaşıyoruz tabii, evet, ki. İzin veriyorlarsa tabii ki evde kendileri de yapabilir hasta, kesinlikle, sahiplerimizin. Ama normalde kuaförünüze gittiğinizde hatırlatabilirsiniz. Veteriner hekiminize geldiğinizde hatırlatabilirsiniz. Tabii ki biraz hani sonuçta o tüyler normal tüyleri gibi değil, daha cansız. Tabii ama ki ne kadar da olsa biraz canları tabii yanıyor. Maalesef. Ama onların iyiliğin için bazen biz de kendi iyiliğimiz için canımız yanabiliyor. O yüzden muhakkak, kesinlikle, hatırlatmayı ihmal etmeyin diyoruz. Onun haricinde mesela şimdi hep bahsettik Van kedilerimizden, Ankara kedilerimizden. İlle şey bu çocuğun bir ırk hayvan olmasına gerek yok. Onda da sağırlık olabilir. Tabii ki, mesela tabii ben ki diyorum ki siz de dediniz işte elektrik süpürgesi tuttunuz ya da yanında titreşim yaratmayacak bir durumla hani şey yaptım. Ben mesela kliniğimize geldiğinde hani arkadan beni görmesin diyorum, hani şüphelenen hasta sahibinin bu cik cik diye ses çıkaran oyuncaklar, aynen, var ya, arkadan yaklaşıyorum tabii onun içindeki o basınç rüzgar etkisini de yaratmayacak, hı-hı, şekilde bir kulağına ya da bir kulağına, eğer ki kulak böyle kıvrılıyorsa ya da böyle irkiliyorsa, hı-hı, diyorum ki duyuyor. Aynen. Ha, o tip durumda da tamam, işitme kaybı olduğundan emin olduk. Bu çocuğumuzla nasıl evde yaşayabiliriz? Bir tasma mı takalım boynuna, hani bir yere sıkıştığını anlayalım, hani nasıl yaşayabiliriz işitme, tabii, kaybı, duyu kaybı olan bir köpeğimiz ya da kedimizle? Şöyle, öncelikle doğmasal olan durumlarda dediğimiz gibi hani yapacak bir şey olmuyor, o ayrı bir konu ama sonradan gelişen durumlarda genelde şöyle oluyor, dediğiniz gibi o ses çıkartan oyuncaklara karşı çocuklar ama kendik tepkiler verirler bunlara duymamaya. Ya da atıyorum uzakta yaptığınızda eskiden duyup hemen koşarak geliyorsa bu sefer yakınına yaptığınızda az bir tepki veriyor. Hani geldi mi, bir duyu mu oldu gibi. Bunun yanı sıra özellikle köpekler, kediler de aslında isimlerine tepki veriyorlar. Ceviz gel kızım. Ceviz hemen arıyor beni, evet, neredeyim diye. Köpekler de aynı şekilde. Ama yaşlılığa bağlı işte sonradan gelişen durumlarda sese de tepki vermemeye ya da isimlerine tepki vermemeye başlıyorlar. Bu tarz durumlarda çocuklar bir kere şunu zaten diyorum ya, yaşlılığa bağlı olan çocuklarda genelde daha bir hantallaşma oluyor. Aslında onlarla geçinmek bir tık daha kolay oluyor aslında, ama eğer genç dönemdeyse çocuklar, şöyle söyleyeyim, ciddi bir davranış bozukluğuna sebep oluyor açıkçası. Sıkıntımız şu, normalde biz ne yaparız? Bir ses duyarız arkadan, tık 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 gelir, yavaş yavaş döner bakarız nereden ne geliyormuş diye. Bu bizi korkutmaz. Ama hayvan otururken bir anda beni gördüğü zaman irkiliyor. Sürekli bir canlının irkilmesi güzel bir durum değil. Sürekli korkuyor, çünkü sürekli duymuyor, tedirgin. Çünkü duymuyor, birden sizi görüyor. Aynen, evet, aynen.
Öncelikle atıyorum yatak yerlerini şey yapabilirler. Kapı ağzını değil de kapıyı görecek şekilde. En azından biri geldiğinde ya da sesimizi duyamadığı için hafif titreşimler. Belki onun yanına yaklaştığımızda adımlarımızı biraz daha güçlü duyurup onların titreşimlerini algılayabilecek şekilde yapabiliriz. Çocuklarımız evde sıkıştığında kedilerle ilgili hiçbir korkum yok. Onlar kendi başlarına her şekilde çaresine kesinlikle bakarlar ama dediğiniz gibi en azından onları duyabileceğimiz, algılayabileceğimiz boyunlarını çıngıraklı bir tasmalar vesaire nasıl hareket ettiğini biz de görüp davranabiliriz. En azından bizim de onu korkutmamamız için. Yani atıyorum biz de bazen işe dalıyoruz, bir şeylerle uğraşıyoruz. En azından sesi duyduğumuz zaman ya da belki o bizi görmeden bir yerlere geçiyor ama biz onun bizi daha rahat görebileceği bir konumu onu korkutmadan geçip ona yaklaşabiliriz, tepki verebiliriz. Bir de ben özellikle şey diyorum, Allah korusunuz bu camlarda biliyorsunuz sineklik olmadı. Ol diye bir kuşa atladı, kelebeğe atladı. Yani bir şekilde bir şey gördü, onu attı. Lütfen camlarımızı diyorum özellikle yaz aylarında ya sağlam bir sineklik takalım ya da böyle bir durum olduğunda yani düşünsenize sağır bir hayvan sokakta imkansız yani kesinlikle, yaşayamaz. Kesinlikle. Onlar evet. Zaten ayrı bir konum. Evet. Yani ben çok bir 10 yaşındayken falan herhalde annem daha iyi bilir gerçi kolumu kırmıştım. Geçmiş hala olsun. Çok teşekkür evet. ederim. Mesela hala diğer koluma göre daha güçsüzdür. Bu tarz dediğiniz gibi en azından korumalık tabii ki kullanıyorum, ağırlık taşıyorum, sporumu yapıyorum, ameliyatımı yapıyorum, her şeyi yapıyorum. Ama diğer koluma da göre daha güçsüz olduğunu hissediyorum. Atıyorum belki daha şu anda genç yaşta olduğumuz için belki fark etmiyoruz ama ilerleyen yaşlarda daha büyük biraz daha sıkıntı çıkartabilir benim adıma. Dediğiniz gibi hayvanlarda da işte yine dönüp dolaşıp refaha kaliteye evet. gelince dediğiniz gibi onlar o kadar önemli oluyor ki yani çocuklarımız için bazen gerçekten çok çok yüksek katlı binalarda oturuyorlar. Yani kurtulma ihtimalleri maalesef hiç olmuyor bile. Ya da dediğiniz gibi işte kurtulsalar bile en azından seslerini duyamıyoruz. Ya da sesleniyoruz ama hayvan onlar tepki vermiyor. Evet. Aynen. Belki bu tarz durumlarda eğer böyle tehlikeli bir durum varsa belki çıngır daha biraz daha hani şıkır 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 olan belki tasmalardan zaten hayvancağız rahatsız olmayacaktır evet, sesten. Evet. Belki evde kaldığı süre boyunca bizim birazcık hoşumuza gidebilir bu durum ama en azından böyle bir riski varsa biraz daha bu ses çıkartma aparatlarını arttırarak ya da birkaç tane daha takarak arttırarak en azından böyle bir durumla karşılaştığımızda daha çabuk ulaşmamızı sağlayacaktır. Evet, evet vallahi çok teşekkür ediyoruz. Şimdi WhatsApp'tan bir sorumuz gelmiş size. Merhaba, 10 aylık dişi Rottweiler kızım var. Kuru yemiş ve üzümü çok seviyor. Yiyebilir mi? Ayrıca en güzel program. Teşekkür ederiz yazmışlar. Evet, çok sağ olsunlar. Yurt dışı Almanya'dan yazıyorlar bu arada. Şimdi kuru yemiş ve üzüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Rottweiler, yani ırk fark etmez de hani ne düşünüyorsunuz? Şimdi... Öncelikle ben de severim. Kuru yemiş ve üzümü. Çıkalım. Şimdi hekimlikten birazcık çıkalım açıkçası burada. Ben de bir iki çocuk annesi olarak orada kıyamadığımız zamanlar oluyor. Evet, gözümüzün içine bakıyor. Maalesef öyle. Benim kızım o kadar obur ki yani masada ne bulsa yiyor. Yani böyle bir de kedi hani evet. köpekler evet daha alışkınız ama kedi genelde biraz daha spesifik yaklaşır. Bizim kızımız domates yiyor, biber yiyor, ekmek yiyor. Yani diyorum ki kahvaltıyı sana bırakayım kızım. Sen gel karşılık oturup kahvaltı yapalım yani. Şimdi tabii ki çok bizim bunlardan hoşlandığımız durumlar değil. Ben sonra parantez açıp size özel şey yapacağım. Evet. Normalde kedi köpekler böbrek hastalıklarına çok yatkın çocuklar. O yüzden verdiğimiz dışarıdan şekerli, tuzlu ve baharatlı her şey maalesef bu organlarını uyarma durumu söz evet. konusu oluyor. Zaten hele Rottweiler'sa ben genelde köpeklere şunu söylüyorum. Özellikle büyük ırk köpeklerde zaten siz ne kadar vermeseniz o bir şeyler yiyecek. Bunun alternatif kaçarı yok. Yol yürürken bir bakıyoruz evet. ağzından bir şeyler çıkartıyoruz. Yani bunun önünü alamıyoruz. En azından biz evde verdiğimiz durumları kısalım. Ki bu sayede diyorum ya şimdi o yüzden parantez açacağım. Böyle çok haftada bir iki bir parça verebilirsiniz ama bu hekimlikle ayrı bir konu yani evet. aramızda kalabilecek bir durum olabilir. Eğer bunları çok vermedikleri sürece işte yine diyorum ya biz maksimum bir hayat performansı ya da daha kaliteli evet sağlıklı yaşasın ama mutlu sağlıklı yaşasın. Yani bir canlı yani şöyle söyleyeyim biz niye dünyaya geliyoruz? Bir şeyler başarabilmek, bir şeyler yaratabilmek, dünyaya güzel bir şeyler sunabilmek için geliyoruz. Hayvanlar mutlu olmak için geliyor. Eğer mutsuz olacaksa, bizi o canlıyı mutsuz edeceksek o canlıya biz bakmayalım. Bizden daha iyi bakabilecek biri varsa o baksın. Tabii ki sevgimiz çok önemli ama
Onu sunduğumuz hayat da çok önemli. İşte burada genelde o yüzden mama değişiklikleri ara ara, ki ağzı tadı değilsin, o da mutlu olsun, o da eğlensin. Genelde zaten en azından orta ve yüksek kalite mamalar kullandığımızda bu baharat, şeker ve tuz oranları hayvanlara göre dengelendiği için genelde bu tarz sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. Özel genetik bir yatkınlığı yoksa. Hı hı. Genelde böyle parantez açarak söyleme gereği duyuyorum. Biraz uzuyor konu biliyorum ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Ya ben hep en kaliteli mamayı kullandım. Çocuğum da böbrek hastalığı çıkıyor. Yatkın. Evet. Hani ırk bunda, yatkınlığı aynen, var. Ürk evet. yatkınlığı. Hani bunu da o yüzden biraz ara ara parantez açarak söylüyorum bu tarz şeylere. Dediğim gibi yani zaten çocuk kaliteli besleniyor. Siz evden ekstra köfte vermiyorsunuz, salam sosis vermiyorsunuz, cips vermiyorsunuz. Ki en çok karşılaştığımız şeyler zaten bunlar oluyor. Atıyorum ya da herhangi bir kendi spesifik yemeği dışında ekstra bir şey vermiyorsanız haftada bir, iki böyle tadımlık şeyler yapabilirsiniz. Hı. Belki bu kaçamak sizi de mutlu edebilir. Zaten kaçamak olduğu için çocuğunuzu da mutlu edecektir. Aynen öyle. Yani ara ara ona iyilik değil de jest yapmış oluruz. Hı. O da mesela mutlu eder. Şöyle o zaman çerez verecekse kuru yemişten kastı çiğ ve tuzsuz olanlardan kesinlikle, değil mi? Doğal kesinlikle. Olanlardan kendileri verebilir. Hı. Onun haricinde meyve de verecekse çekirdeksiz ve şeker oranı mümkün olduğu kadar aynen. düşük meyveler verebilirse süper olur. Kesinlikle. Evet Buket Hanım'ı duydunuz efendim. Lütfen çünkü o da hem bir hasta sahibi sonuçta hem veteriner hekim. Yani hem hastamızın gönlünü yapacağız hem de hasta sahiplerimizi. Aynen. Biz zaten aşırıya karşıyız sonuçta. Kesinlikle. Tadımlık az bir şey verilebilir. Hani bir sıkıntı olmaz ama tabii özellikle üzüm böbrek için önerilmiyor ama mesela yaban mersinli üzümün aynen. tadına çok yakın aynen. mamalar var değil mi? Kesinlikle. Onlardan bile çeşit olsun diye mesela verilebilir tadımlık yani. Tadımlık ara ara diyorum evet. ya onları biz mutlu etmek istiyoruz açıkçası. Dediğiniz şey çok güzel. Yani aşırıya kaçmadan atıyorum bir kilo yaban mersinini dökmek yani, değil de evet. haftada birkaç parça böyle tadımlık ya da belki 10 günde işte bir iki parça tadımlık verdiğimizde hem biz onun için bir şey yaptığımız zaman mutlu oluyoruz. Evet. Hem de çocuğumuz böyle farklı bir tad aldığı için bize birazcık daha iyi duyuyor. O da mutlu oluyor. Yani karşılıklı mutlu olmuş oluyoruz bu sayede. Aynen aynen öyle. Azar azar ama aşırıya kaçmadan ve kesinlikle. Abur cubur niteliğinde olmayan şeylerden asla. Verebiliriz. Bir de şunu söyleyeceğim işitme kaybıyla alakalı. Köpeğimizde işitme kaybı var ama biz bu çocuğu tuvalete çıkartıyoruz. Tasmasız gezdirilmemeli değil mi? Yani o konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kesinlikle, kesinlikle. Hı-hı. Çünkü sonuçta bir canlı. Hı-hı. Bizim bile bazen nevrimiz dönüp kontrol dışı hareketler yaptığımız zaman oluyor. Ben aileme karşı çok hassas bir insanımdır. Benim küçük bir kardeşim var. Küçük dediğim 21 yaşında küçük bir... Biraz büyük. Aynen. Evet, hala küçük. Evet. Aynen. O deyip küçük kalıyor. Mesela ben ona karşı yapılan bir şeyi inanılmaz tepki gösterebilirim bir anda. Hayvanlarımız da aynı şekilde bizi sahiplenirler, korurlar. Şimdi biz bilmiyoruz ki hayvan o an ne gördü, ne tehdit gördü. Biz sürekli kontrollü gezeceğiz. Ya bir şey yapmaz. Eğitim... Ya, canlıdır, seni korumak için yapar. Mutlaka bunu önümüzde tutacağız. Evet biz hani bunu hayvana zorbalık olsun diye değil. Ama oldu da bir gün bir olmaz, on olmaz, yüz olmaz, bir milyon olmaz. Bir milyon bir de bir sıkıntı yaşarız. Hayvanımızı elimizden almaya kadar gider. Evet. Bu sefer hayvanın kalan ömrü sıkıntılı olur. Biz vicdan azabı çekeriz. Yani orada 2 saat ya da 10 dakika tasmayla gezdirmedik diye o hayvanın bütün hayatını etkilemiş oluruz. Evet. O yüzden zaten işitme kaybının yanı sıra bunları zaten... Yani hastalıklı bir çocuk belki araba geçiyor olabilir o sırada. Görmeyebilir. Kesinlikle. Duymuyor zaten. Görmüyor. Canavar kedilerimiz var. Belki evet. kedi o an bir kedi var ya da bir anne bir kedi bebeklerine yaklaştı farkında olmadan. Biz onu kapayım derken olay kediler götürüyor yani hararır hararır hemen evet, bitiriyor. Evet, evet. Canavarlar. Gözüne kadar, körlüğe kadar. Kesinlikle. Bu sefer ne olacak? Diyorum ya hani bizim amacımız zaten işte aşı programı, mama takvimi, mama programı, işte ara ara vitaminler, bağışıklık güçlendiriciler zaten bunları yapmamızdaki amaç ekstra hayvan ilaç vermemek için. Ama böyle sıkıntılarla karşılaştığımızda atıyorum bir göz enfeksiyonu ya da bir gözde oluşan bir ülserin tedavisi bazen aylarca sürebiliyor. Aylarca hayvana günde 3-4 defa müdahale et, sürekli ilaç ver. Diyorum ya bu hoşlanmayacak zaten, biz bir yerden sonra sıkılacağız. Hem maddi zarar hem manevi zarar. Hayvanın bir sürü ilaç verdiğimiz için organları da... Diyorum ya tabii ki bu bir tane göz damlası sıktım diye hayvanım karaciğer yetmezliğine gitmez. Ama bugün işte atıyorum gezdirmedik tasmayla. Kedi tırmaladı. İşte göz damlası verdik. Yarın köpek ısırdı.
gerekti. İşte bacağı kırıldı, ameliyat oldu, anestezi aldı, antibiyotik aldı. Tasmayla gezdirmedik, araba çarptı, bir sıkıntı oldu. Hı-hı. Yani diyorum ki çok zaten aslında basit önlemlerle çok büyük şeylerin önüne bile geçebiliyoruz aslında. Evet, dikkatli olacağız. Kesinlikle. Şimdi bir WhatsApp sorumuz daha var hemen. Merhaba, teriyer cinsi bir kızım var. Gözünde et beni gibi bir şey çıktı. Bunun için ne yapabiliriz? Bir de sokakta çok havlıyor. Bu durumdan çevredekiler rahatsız oluyor. Bunun için ne yapabiliriz? Programı ilk kez izliyorum. Teşekkür ederim böyle bir program yaptığınız için. Şimdi gözün bir de fotoğraf yollamışlar ekranda. Hmm. Üçüncü göz kapağı problemi olmuş. Aynen. Ama ben sizin de fikrinizi almak istiyorum. Aynen. Bunun tedavisiyle alakalı kısa bir bilgi verebilirsek Buket Hanımcığım. Tabii. Yani çaresi operasyon ama sizin görüşleriniz. Tam bunu söyleyecektim. Evet. Mecburen çaresi operasyon oluyor. Eskiden daha farklı sistemler uygulanıyordu tabii ki. Hı-hı. Kopartıp alma gibi ama artık gömme yöntemiyle de yani aslında rahat yapılabilecek bir operasyon. Hı-hı. Korkmasınlar. Kaç aylıkta çok özür diliyorum. Yorkshire Terrier hemen bakıyorum. Ha, ismini ya da yaşını yazmamış. Hı-hı. Sadece teriyer cinsi demiş. Genelde orta hani birazcık daha yaşı ilerleyen çocuklarımızda bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. Hani ameliyatı kaldırabilecek bir durumdaysa yapılıp en azından büyüyüp çünkü ister istemez bizim bile gözümüze küçük bir toz tanesi geldiğinde defalarca kaşıyoruz. İster istemez kaşıma eğiliminde bulunacaktır çocuğumuzda. Bu sefer içteki tırnakları maalesef çocukların gerçekten çok zarar verici olabiliyor. Kendi kendilerini ülserleştirip göz kaybına bile sokabiliyorlar. Hı hı. Bu tarz durumlarda da bir kaşı, iki kaşı, göz kapağı kaydı, etti, kaşı. Bu sefer evet bu kadar basit bir durumken bile çok kompleks bir duruma geçebilir. Mümkün mertebede en azından aylığını bilmiyorum şu an çocuğun ama eğer ameliyatı kaldırabilecek bir yaş ve işte sağlık durumundaysa eğer çocuğumuz ameliyat yapıp en azından erken dönemde bu sıkıntıyı atlatıp en azından başka kompleks bir sıkıntının önüne de geçmiş olabiliriz. Evet. Bu arada şey izleyicimize de söyleyelim. Evet. Üçüncü göz kapağı dedim. Pardon. Üçüncü göz kapağı prolebi olmuş. Cherry Eye diye geçiyor. Yani bizde olmayan onlarda burada bir perde var. Üçüncü göz kapağı diye. O fıtıklaşmış diyeyim ben size. Buket Hanım'ın da söylediği gibi. Tek sağlıklı yöntemi içine gömüp oraya operasyon çık ama iyi bir gözle ilgilenen arkadaşımız yaparsa çok çok daha iyi olur. Kesinlikle. Bir de Buket Hanımcığım dediğiniz gibi özellikle çevre dikeler çok rahatsız oluyormuş. Bunun için ne yapabiliriz diyor ama kısa bir aradan sonra sorumuzu cevaplayalım lütfen. Veteriner Hekim programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Veteriner Hekim programımız devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımıza devam edeceğiz. Sonra Yorkshire Terrier'imizin üçüncü göz kapağının problemi olan hastamızın havlumuzla devam edeceğiz Buket Hanımcığım. Alo. Alo. Merhabalar. Suzan Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun siz. Biz de çok iyiyiz, sağ olun. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Bizim bir kedimiz var. Evet. Şu an. Hı-hı. Erkek. Onun kişisel bakımlarını falan yapıyoruz da bu iğnelerini falan nerede yaptırabiliriz ücretsiz? Ha, şöyle bir şey şimdi kediniz eğer ki sokak kedisi ise gittiğinizde şimdi ben Buket Hanım'a da tabii ki hani sözü vereceğim. Ücretsiz olarak belediyelere götürebiliyorsunuz ama sokak kedisi ise bazı belediyeler ücret karşılığında ya da çok cüzi ücret karşılığında sahipli hayvanlara da yardımcı olabiliyor. Ama hani ekonomik açıdan düşünürseniz İstanbul'da oturuyorsunuz. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde daha ekonomik bir şekilde yaptırabilirsiniz. Hani devlet hastanesi gibi düşünün ama normalde özel kliniklerde İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nın belirlemiş olduğu bir fiyat tarifesi vardır. Onun altına hekim inemez ya da sizin hayvanınıza ücretsiz yapamaz. O tip durumlar maalesef haksız rekabete girdiği için yasak. O yüzden ya barınaklara gideceksiniz ya da cüzi ücret olan devlet dairelerine. O da ya bazı özel barınaklar ya da İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne ama ücretsiz yaptırabileceğiniz başka bir yer maalesef ki yok.
Anladım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir de bizim gezimizin, kedimizin gözleri akıyor. Evet. Bu neden olabilir? Onu da Buket Hanım'la şimdi cevaplayalım. Siz bizi ekranınızdan takip edebilirsiniz. Tamam, çok teşekkürler. Çok sağ olun, iyi günler. Kolay gelsin. Şimdi Buket Hanımcığım, öncelikle ücretsiz yapılabilecek ev hayvanları için bir yer var mı? Bir de gözlerinin akıntısıyla alakalı. Benim bildiğim yok ama sizin bildiğiniz var mıdır? Hasta yakınımıza çok tabii evet. Yapmak istemem ama keşke öyle bir yer olsa. Ben de kendi hayvanlarımı getirmiş olayım. Ama maalesef. Dediğiniz gibi bir kere haksız rekabet olduğu için bu tarz şeyler genelde uygun olmuyor. Bunun yanı sıra şöyle söyleyeyim. Hayvan bakmak maalesef maliyetli bir iş. Evet. Çünkü ilaçlarımız bizler için de çok maliyetli. Bizim yansıtmamız da maliyetli. Bu tarz durumlarda barınaklarda da alınan ilaçlar keza aynı şekilde mali bir şey güttüğü için. Devlet de diyor ki ben senin hayvanın var. Senin bir tane, 10 tane neyse bakım gücüne göre almışsın hayvanını. Diyor ki sen anne baba olarak bunun yani evdeki çocukların gibi bunun ücretini sen karşıla. Ben de sahipsiz, ailesi olmayan sokak hayvanlarına yardım edeyim. Şimdi şöyle durumlar oluyor. Maalesef diyorum ya biz hepimiz hayvan seviyoruz ama yeteri kadar gücümüz olmayabiliyor. Keşke böyle imkanlarımız olsa, keşke böyle yaptırım güçlerimiz olsa ya da bizim kendi kliniklerimizde bu tarz durumlarda ya da hiç para almasak ne kadar güzel iş yapmış oluruz düşünün. Evet. Ne kadar tad alırız, ne kadar keyif alırız. Ama maalesef şu andaki bulunduğumuz sistem buna elverişli değil, buna müsait değil. O yüzden şöyle yapıyoruz. Genelde az da olsa ya da hani nasıl söyleyeyim, mümkün mertebede tabii ki diyorum ya bazen dışarıda bir kahve bile içiyoruz. Ben kendi hayvanlarım için yapmıyorum. Mesela diyorum ki içmeyeyim. Kendi çocuğum için gideyim başka bir şey alayım. Evet, evet. Hani biraz böyle kendi özel zevklerimizden kısıp biraz bu tarafa yatırım yapabiliriz. Bunun yanı sıra biz şöyle görüyoruz. Silivri bölgesi biraz küçük olduğu için biz oradaki barınaktaki meslektaşlarımızla da konuşuyoruz bazen. Şöyle oluyor, evden gelen hayvanlar yani sonuçta sizin evde sağlıksız bir çocuğunuz bile olsa ev ortamında kalıyor. Siz ısıtıyorsunuz, yemeğini suyunu veriyorsunuz, kum kabını temizliyorsunuz, seviyorsunuz. Böyle bir ortamdaki bir çocuk hasta bile olsa dışarıdaki hasta olan çocuktan çok daha iyi bir konumda oluyor. Evet. Şöyle oluyor, bu çocuğu barınağa ya da belediyelere götürdüğümüzde bu sefer bu çocuğu dışarıda bırakmış oluyoruz. Onun hakkını yemiş oluyoruz. Evet. Aynen. Diyorum bizim için bütün çocuklar eşit, hepsi sabittir. Tabii ki insan kendinden onu daha çok sever, o ayrı bir konu. Ona diyebileceğimiz bir durum olmaz ama diyorum ya... Hanımefendinin belki özel bir durumu vardır, onu da bilemeyiz. Çok çok güzel, hani en azından danışmak adına böyle bir şey sormuş, teşekkür ederiz evet. Ona da. Şöyle bir durum oluyor, diyorum ya bu tarz durumları keşke sadece ihtiyaç sahipleri yapsa. Evet. Diyorum ya maalesef uzun süreli meslek hayatı boyunca olumsuz şeylerle de karşılaşıyoruz biz. İhtiyaç sahipleri götürse ve dese ki ben bunu evde bakıyorum ama yapabilecek durumum yok. İstiyorum ki aşıları da olsun. Ne kadar güzel, ne kadar içten bir davranış. Ama ihtiyaç sahipleri olmayanlar da geliyor bu sefer. Evet. Sömürülme oluyor. Dediğim gibi bunun işin sonunda da çok lüks bir arabayla barınağın önüne çekip kendi hayvanının tedavisini ücretsiz yaptırıp giden insanlar oluyor. O zaman... Bağlanan hattımıza bağlanan hanımefendi gibi dışarıda kalan insanlar da oluyor. Evet. O yüzden maalesef bunun dengesini ayarlayamadıkları için de net bir çizgi çekiyorlar. Evet. Ya da cüzi bir ücret karşılığında değil mi? Normal nasıl biz devlet hastanesine de gidebiliriz, özel hastaneye de gidebiliriz. Ama sigortamız olduğu için katılım payı ödeyeceğimiz için mesela daha cüzi bir yere gittiğimiz gibi aynı şekilde fakültelerin döner sermayeden de çünkü hani katkıları oluyor. Daha ekonomik olsun diye değil mi? Fakültelere gidebilirler. Kesinlikle. Ya da bazı özel barınaklar da sahipli hayvan kabul ediyorlar. Aynen. Atıyorum mesela aşı normal oda fiyatına göre diğer yerlerde mesela 80 liraysa orada atıyorum 50 lira tarzında oluyor. Orada yaptırabilir ama tabii bunun için hani son kullanma tarihleri önemli, soğuk zincirler önemli. Onlar da tabii çok önemli. Onları da göz önünde bulundursunlar. Kesinlikle. Ama keşke Buket Hanımcığım dediği gibi mesela biz de özel klinisyenlerde, veteriner hekimlerde
deseler ki bize, dükkan sahibimiz değil mi, kliniğimizin sahibi, biz de sonuçta kiracıyız, hiçbirimizin kesinlikle kendi mülk kendimizin değil, dese ki işte Buket'cim, Gözde'cim, o sen bu çok iyi hasta baktın, hiçbirinden para almadın, hadi bu ay sen de kira ödeme dese, biz var ya sıra olur ve inanın hani bütün hayvanlara ücretsiz bakıyor, ya da firmalar bize ilaçları ücretsiz verse, mamaları ücretsiz verse, eskiden çok çok yıllar önce böyleymiş ya, hani mesela atıyorum bulgur karşılığında fasulye verirlermiş. Keşke öyle bir şey olsa da hani biz de ücretsiz, ama maalesef ki hayatta kalabilmemiz için bizim de çocuklarımız var. Biz de hani bu yaşlara gelene kadar ciddi şekilde hani şeyler harcadık ve maalesef ayakta kalabilmemiz için, aynı diğer meslek gruplarında olduğu için biz de maalesef ki ücret almak zorundayız. O yüzden hani oda tarifesinde altına girdiğinizde bu arada ilk şikayette mesela oda tarifesinin altında bir fiyat verdiniz. İlk şikayette çok cüzi bir rakam ödüyorsunuz. Savunma yazıyorsunuz. İkincisinde de çok cüzi, ama üçüncü şikayette ispatlanırsa 6 ay meslekten mene kadar gidiyor. Hani bilmiyor olabilirsiniz izleyicilerimiz. Çok, o yüzden ben bunu söylüyorum. Bunu. O yüzden nasıl eczanelerde bütün ücretler aynıysa, aynı şekilde veteriner hekimler illerinde de, odalara bağlı veteriner hekimlerde de ücretler aynıdır. Biz onun altına inemiyoruz, ama sokak hayvanlarında el emeği olan şeylerde mümkün olduğu kadar indirim yapmaya çalışıyoruz. Hani elimizden geldiğince, ama ücretsiz keşke olabilse. Keşke. Biz de çok isteriz, ama inşallah bir gün olur. İnşallah. Çok küçük bir not geçmek istiyorum. Hemen kısa tutacağım. Dediğiniz o kadar doğru ki yani. Gerçekten çok sevilerek yapılan bir meslek grubu. Bazen kliniğimizin arka tarafında hayvanlarımızın kaldığı yer var. Atıyorum canımız sıkılıyor. Gidiyoruz oradaki hayvanları mıncırıyoruz, seviyoruz, ediyoruz. Oh diyoruz, tekrar deşarj olup dönüyoruz iş hayatımıza. Evet. Gerçekten çok severek yapıyoruz. Ama şunu da maalesef bilmemiz gerekiyor. Yani hem biz zaten bunu çok oturtamıyoruz kendi içimizde, ama hasta yakınlarımız bunu anlayışla karşılarsa bu bizim mesleğimiz. Biz buradan para kazanmak için bir meslek okulu okuduk. Sevmemiz, vicdanımız, hekimliğimiz çok başka bir konu, ama biz burada bir meslek icra ediyoruz. O yüzden diyorum, ben atıyorum muhasebeci de olabilirdim. Ben bir ne bileyim manavda olabilirdim. Ben orada nasıl emeğimin karşılığını alacaksam maalesef burada da almak zorundayım ki mesleğimi dediğiniz gibi devam ettirebileyim. Yani hayatta sevdiğim şeyden. Evet. Aynen, hayatta kalabilirim. Ağzınıza sağlık. Şimdi Yorkshire Terrier'imiz WhatsApp'tan yazan, 3. göz kapağı problemi olan, 1,5 yaşındaymış. Özellikle bir de doğal olarak küçük ırklar nasıl çevreye çok havlıyor, sokakta çok havlıyor. Bu durumdan çevredekiler de rahatsız oluyor. Bunun için ne yapabiliriz demiş hanımefendi. Öncelikle şöyle, normal bir köpekte işte böbrek, karaciğer, mide vesaire bulunuyor. Bu çocuklarda tamamen yürek. Hiç bunlarda böbrek möbrek yoktu. Yürekten yapılmış yani. Her gördüklerine havlıyorlar. Her gördükleri biraz güç, hakimiyet, koruma, savunma, korkma, her şeye o kadar çok sebep oluyor ki. Genelde bu tarz konularda şey tavsiye ediyorum. Altta yatan bir sebep oluyor yani, havlamasına sebebiyet veren. Anneyi korumak mı? Korkmak mı? Ne bileyim işte bir şeylerden uzak tutmak mı? Ya da daha önce atıyorum bazı köpek hayvan çocuklarımız oluyor. İnsan çocuklarımıza havlıyorlar. Evet. Zarar mı gördü? Hani altta yatan genelde bir sebep oluyor. Bu tarz durumlarda biraz şöyledir. Köpekler aslında özel bir sınıfa giriyor. Yani kediler, artık onları diyorum. Onları geçtim yani. Kediler çok ayrı. Onlar kendi kendilerini idame ettirebiliyorlar. Ama köpeklerde şöyle bir durum var. Bir içgüdüsel semptomları oluyor. Ve genelde köpeklerde biliyorsunuz bir alfa oluyor. Eğer evde köpeği alfa, yani köpeğin alfa olmadığını gösterirsek genelde mutlu mesut yaşıyoruz. Ama köpek eğer evde alfa göremezse kendini alfa ilan ediyor. Bu sefer ben korurum, ben yaparım, ben hırlarım, ben ederim. Biz bunu şu yüzden istemiyoruz. Mesela kliniğimize agresif bir çocuk geldi. Önemli bir rahatsızlığı var, ne yapıyoruz? Uyuşturmak zorunda kalıyoruz. Biz bunu yapmak istemiyoruz anestezi mesela. Anestezi istemiyoruz. Hiç istemiyoruz. Evet. Çünkü yaptığımız, diyorum ya, her kısmına bir dışarıdan uyguladığımız her şey zarar veriyor zaten. O yüzden mümkün mertebede bir, en azından sizin daha güçlü olduğunuzu, bunu tabii ki döverek, zarar vererek, canını yakarak kesinlikle değil, ama en azından onun o evde mamasının onu verildiğini, evde bir güç olduğunu, mesela şöyledir, otorite kurabilirsiniz. Bu, biz kendi çocuklarımızı da yapıyoruz bunu. Ben size desem ki
yani Gözde'cim şunu buraya koyma desem, bu öyle söyledi dersin, koymazsın. Ama şöyle bir şey, Gözde hayır. Evet. Net, kararlı bir ses tonuyla, ben vurmadım, ben zarar vermedim, canını yakmadım. Ama konuşma uslubumla hayvana hitap ettim. Şöyledir, yani hiç dilinizi bilmediğiniz bir ülkeye gittiğinizde bile insanların ses tonuyla size kızdı mı, sevdi mi, güzel bir şey mi söylüyor, gül, tebessüm, espri mi yapıyor, anlarsınız evet, az çok. Evet. Hayvanlar da aynı şekilde aslında. O yüzden ses tonumuzla en azından onlara bir şeyler verebiliriz. Bu, ya ben bir kere kızdım yapmadı. Bir kere yapmayla olmaz, devamlılığı sağlayacak. Çocuk diyecek ki, ben bunu her yaptığımda bana kızıyor. O zaman ben bunu yapmamam lazım. Evet. Genelde diyorum ya, bu tarz evde kendimiz yavaş yavaş eğiterek yapabiliriz. Dışarı çıktığımızda hayır. Hı hı. Daha keskin, daha net. Hani sizin söylediğinizin kararlı olduğunu anlayabilecek. Anneciğim hayır yaparsak çocuk diyecek, seviyor mu? Demin de böyle, ooo canı yeri falan diye de sevmişti biraz önce diyecek. Anlamayacak. Hı hı. En azından diyorum ya, hani ses tonlarımızı biraz daha sevgi, işte kızma vesaire diye ayırırsak çocukcağız da bunu daha iyi anlayacaktır. Ve dediğim gibi devamlılığını yaparsa hep aynı davranışta, Pablo'nun köpekleri gibi mesela. Yani bir uyarana karşı sürekli aynı tepkiyi verirseniz eğer, bir davranışa karşı, o da anlayacaktır. Bazen evde diyorum ya, biz özellikle erkekler bunu çok çok daha iyi yapıyor çoğu zaman. Ama biz bayanlar kıyamıyoruz. Şimdi o boncuk boncuk gözleriyle bana baktığı zaman ben ne yapayım şimdi? Evet. Onu alır mıncırırım, parçalarız yani, dayanamıyoruz ister istemez. Eğer yapamadığımız durumlar olursa da mutlaka bu konularla ilgili eğitim veren yerler oluyor. Konuşmalarında fayda vardır. Ekstra bir parantez de açmak istiyorum. Tasmalar oluyor. Genelde elektrikli tasmalar. Normalde şöyledir onların mekanizması. Bildiğiniz gibi sese karşı küçük bir elektrik uyarısı verirler. Bunu seviyormuş, tabii ki sevdiğimiz bir uygulama değil. Ama bununla da eğitim yapan, hani kendi içlerinde eğitim yapan yerler var. Ama diyorum ya, öncelikle eğer canını yakmadan yapabileceğimiz bir seçenekler varsa onları deneyeceğiz. Ondan sonra artık çaresiz kaldığımız durumlarda bunu kullanıyoruz. Diyorum ya, hayvanlar gerçekten çok akıllı. Yani bizim tahmin ettiğimizden çok çok daha akıllı varlıklar. O yüzden bizi anlayacaklarını düşünüyorum. Hep kararlı olacağız. Aynen, kararlı patronun olacağız. Patronun biz olduğunu göstermemiz gerekecek. Kesinlikle yani. Ve bu davranışımıza lütfen devamlılığını sağlayalım. Evet. Devam edeceğiz. İki kere, yani. Üç kere yapıp kesmiyoruz. Aynen. Devamlı olacak. Aynen. Sorularımız hızla gelmeye devam ediyor. Yetişebildiğimiz kadar bütün hepsine cevap vereceğiz. İyi günler, programımızın tekrarlarını izliyoruz. Teşekkür ederiz. Kukur Amerikan çocuğumuz var. Mama değiştiremiyoruz. Annem de ona sizin önerdiğiniz besinlerden haftalık yemekler hazırlıyor. Ancak bazen severek yediği yemekleri bile yemiyor. Sürekli mutfakta burnunu fıslaya fıslaya kokluyor. Yaşı yaklaşık 4,5. Dişi. Mama beğenmiyor demek istedim yani. Hani bütün hepsini denemişler. Havuç ve salatalığı çok seviyor. Her gün veriyoruz. Bunun bir zararı olur mu peki diyor. Şöyle diyorum ya, en yararlı şeyleri bile aslında her gün her gün vermiyoruz. Mamalarını bile, en yararlı şey mamaları, onları bile değiştirme tavsiyesinde bulunuyoruz. Çok çok nadir de olsa, eğer sadece bu tarz yiyecekler yiyorsa, ya şekere bir, hani tavuç, şekere karşı bir şey olabilir, ilgisi olabilir çocuğun. Hani ne olduğuna bakmak için. Ya da çok, dediğim gibi, çok nadir de görsek, ben bu zamana kadar bir tane hastamda gördüm, vejetaryen olabilir. Yani evet, karnivor olmayabilir. Aynen, doğru. Evet. Aynen. Çok çok nadir, yani diyorum ben sadece bir kere gördüm, bir hastamda gördüm bu zamana kadar. Belki böyle bir durumu olabilir. O yüzden çok, tabii burada isim veremiyoruz ama internetten mutlaka araştırsınlar. Etsiz gıdalar da var. Çok az firmaların yaptığı şeyler bunlar. Bir onları denemekte fayda vardır. Belki çocuğumuz et yemek istemiyordur. Ama yine değişik de. Değişik değil mi? Mesela bal kabağı da katabilirler. Çok değişik. Kesinlikle. Böyle. İnternetten de girebilirler mesela. Tabii organik, homemade köpek yemekleri diye, ev yapımı köpek yemekleri diye. Oradan da çok rahatlıkla bakabilirsiniz ama onların da bir damak tadı oluyor. Yani yapabileceğiniz tabii bir ki. Şey yani yok. Bir de biliyorsunuz yani, ev yemeğine alışan, ev yemeğinin tadını alan bir çocuk maalesef bir daha normal yemeğe döndürmek çok zor oluyor. Çünkü diyoruz ya, biz burada anlatırken ben çocuğuma, ne bileyim, sağlıklı olsun diye kuru mamanın içine enginar veriyorum mesela. Sonra da bir yandan gidiyorum eve, salçalı, baharatlı. Allah anneciğim, bir de bu niye? Evet. Şimdi çocuk dönüp buna bakmaz. Yani biz bile bakmayız. Şimdi aynen öyle. Haksızlık etmeyelim çocuğa. Evet. O yüzden o da diyecek ki, bir de diyorum ya, çocuklar o kadar akıllı ki. Şimdi bunu yemiyor ya, onu yemediği zaman annem üzülür, onu verir. Diyor, bir gün, iki gün, üç gün aç kalıp da onu bekleyen çocuklar da var. Biz de dayanamıyoruz, veriyoruz ama. Diyorum ya, yani alfa onlar değil, alfa biziz.
Kararlı olacağız. Kararlı olacağız. Evet. Bir sorumuz daha var Buket Hanımcığım. Siyam kedim var, tüyü dökülüyor. Ne yapmam lazım? Tabii tüy dökülmesi hani çok şey. Ama aynen. Siyam kedilerini baz alırsak tüy dökülmesiyle alakalı neler söyleyebiliriz? Şimdi hanımefendi nasıl yardımcı olabiliriz ya da beyefendiye? Öncelikle iç dış parazitleri bizim için çok önemli oluyor. Deri hastalıkları bu konularda çok önemli oluyor. Genel spesifik bütün çocuklarda aslında ortalama aynı şeyler üzerine gidiyoruz çoğunlukla ama genelde eğer derisinde yani bir hekim muayene ettikten sonra yalnız onu da söylemem lazım. Hekim muayene edip dediği zaman desek yani derisinde şu an için ona rahatsızlık verecek bir problem görmüyorum. Dediği takdirde genelde şöyle yapıyoruz biz. Mutlaka iç dış parazitlerini bir düzene sokuyoruz öncelikle. Takiplerini iyi yapıyoruz. Bunun yanı sıra destekleyici tedavilerle devam ediyoruz. Çünkü bazen aynı insanlardaki gibi biz her yediğimiz şeyi kullanamayabiliyoruz. Örneğin demiri. Bazen tutamıyoruz vücudumuzda. Başka gıdalarla birlikte tüketiyoruz. Ya da vücudumuz onu kabul etmiyor. Ne yapıyoruz? Preparat halinde, metabolize olmuş şekilde kullanıyoruz. Biz de diyoruz ki belki çocuğumuzun böyle bir sıkıntısı vardır. Yani şey gibi düşünün. Diyet yapan insanlar bir tane diyet formülü yok ki. Her canlıya göre, her insana göre farklılık arz ediyor. Evet. Hayvanlarımızda da aynı şey geçerli. Her canlı her şeyi kullanacak, sindirecek, tüketecek, aynı olacak diye bir durum yok. Biz de burada diyoruz ki bazen çocuklarımız bir şeyleri kullanamıyor. Eksikliğinde de işte bu tarz tüy dökülmeleri sebep oluyor. Eğer hormonal, işte paraziter, mantar, dermatolojik bir sıkıntısı olmadığı takdirde genelde ilk etapta bu tarz şeyleri deniyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntımız da var. Diyorum ya deri o kadar geniş bir alan ki yani evet. Tüy dökmede bir sürü şey var. Öncelikle bir kere stres yapan bir şey var mı onu çözmek lazım. Maması sık sık değişiyor mu bunu çözmek lazım. Parazit tedavileri yapılıyor mu bunu çözmek lazım. Ortam çok sıcak mı belki? Çok evet. Sıcak mı? Aynen çünkü şöyle oluyor. Bu da işte mevsim geçişlerinde tüy döküyor çocuklar. Mevsim geçişleri çok önemli oluyor. Bir de ekstradan diyorum ya bunları tölere edip dışarıdan da ilk etapta ekstra atıyorum bir onlar için yararlı olan vitamin, mineral, takviyeli bir herhangi bir preparat verdiğimizde genelde güzel sonuçlar alıyoruz. Diyoruz ki eğer baktık uymuyor çünkü bu yaptığımız hiçbir şey çocuğa zaten zararlı değil. Bunların iyiliği için en azından bu süre zarfında çocuğu mıncırmıyoruz, kanını almıyoruz, canını yakmıyoruz. Evet. Genelde şöyle yapıyoruz, diyoruz ki bir hafta 10 gün kadar bir deneyelim. Eğer memnun kalırsak devamlılığını sağlarız, ona göre program çizeriz. Ama almıyorsak... yani sonuç almıyorsak o zaman mutlaka bir kültürle bakıyoruz. Bir de yine Kerem hocamı anmak istiyorum buradan ona. Yine selamlar olsun. Sevgiler selamlar hocamıza. Şey onun söylediği gibi D vitamini maalesef çocuklarımız çok üretemiyor. Yani yok denecek kadar az. Evet. O yüzden dışarıdan D vitamini takviyesi yapabilirler. Evet. Ama çok çok minimal dozlarda. Örneğin kedi ortalama aralık verirsen 5 kiloysa 2'şer damla şeklinde, 2 damla şeklinde bir hafta 10 gün kadar denenebilir. Ya da o hazır preparatlar, yenilebilecek preparatlar varsa mesela onlardan da olabilirler. Yeter ki birazcık takviye yapalım. Aynen. Şu anda söylediğimiz zaten ilaç bazlı bir durum olmayacaktır. Biraz desteklesinler. Eğer bir sonuç alamadıkları takdirde mutlaka bir örnekle. Veteriner kliniğine değil mi? Gitmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi kayıp ilanlarımızla devam edeceğiz. Tamam bakalım. Hemen Ankara Çankaya'da 1,5 yaşında dişi köpek Asil. Asildir değil mi? Aşil değildir herhalde. Asildir. Asil evet. Kayıpmış. Kırma bir köpeğimiz. Böyle muhtemelen bir kangal kırmasıyla sokak köpeği kırması olabilir. 1,5 yaşında çok da güzelmiş. Boynunda deri bir tasma var. Eğer ki bulabilirseniz bize de ulaşabilirsiniz ya da Ankara Çankaya'daki veteriner kliniklerine ulaşabilirsiniz. İstanbul Tuzla'da sahipsiz 4,5-5 yaşında erkek kukur bulundu. Çok da güzel. Çok güzel. Boynunda bir tasma var ama tabii ki gözükmüyor resimde. Çok yani 4,5-5 yaşında. Bence kesinlikle sahibi vardır. İstanbul Tuzla civarında eğer ki kayıp ilanını görürseniz lütfen kanalımıza ulaşabilirsiniz. Çipini bulduğunuz yakın bir veteriner kliniğinde belki çipi vardır. Okutabilirsiniz. Aynen. Oradan takip edebilirsiniz. İstanbul Fatih'te 1 yaşında erkek çovçov paşa kayıp. Çok da güzel. Çovçovlar biraz agresif oluyor. Çiftleşmeye de gitmiş olabilir maalesef ki. Kısır değilse eğer ki. İstanbul Fatih civarlarında. İstanbul Üsküdar'da 3-4 aylık erkek Sibirya Husky çöl ismi çok da güzel çöl kayıp 3 Mayıs'ta saat 18:10'da Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi'nde bahçeden çalınmış.
gören duyan benzetin olursa bakın çok da güzel. Gerçekten çöl kumu renginde masmavi gözlü kırmızı bir tasması var. Eğer ki lütfen yani bulunduğu yer de çok güzel. Lütfen hani biliyorsunuz ben de mağduriyet yaşadım. Benim de kliniğimden bir sürü papağanım çalındı. O yüzden lütfen hani yaşayamazlar yani. Muhakkak ya ben artık hırsızlara da sesleniyorum. Bir şekilde girip bahçelerine de bırakabilirsiniz. Ya da lütfen muhakkak bu çocuğu gezdirecekler. Ya da satacaklar. Muhakkak yani görürseniz bizimle irtibata geçin. İstanbul Şişli'de 1,5-2 yaşında erkek kedi Limon Kayıp. Çok da güzel, sarman sarı beyaz, kehribar rengi gözleri, yeşil gibi, sarı gibi. Muhtemelen erkek, o da camdan atlamış olabilir. Bursa Nilüfer'de 2 yaşında Golden Retriever lokum kayıpmış. Gene tasması var bakın, deri böyle krem trak bir tasması var. Gene burnunun ucunda pigment değişikliği var, ayırt edici özellikle, uzun tüylü zaten. İzmir Karşıyaka'da sahipsiz bir köpek bulundu. Sokak köpeğine de benziyor ama ayırt edici özellikleri gözleri kahverengi, burun ucu beyaz. Hani ille mesela sahibi çıkmayan kişiler yani hayvanlarımız da oluyor. Bize kanalımıza sahiplenmek için de başvurabilirsiniz ya da geçici yuva olmak için de başvurabilirsiniz. Biz ilan sahiplerine muhakkak ulaşıp haber verebiliriz. İzmir Burca'da 2 aylık dişi kangal Mia kayıpmış. Bu da çok güzel. Of. Yani pati uçları beyaz, küçük, 2 aylık. Hani duyan gören olursa Burca civarında İzmir'de lütfen bizimle irtibata geçebilir. Bugün günlük kayıp ilanlarımız bu kadardı. Unutmayalım, köşemize devam ediyoruz. Kediler nezle olduklarında gözlerinde ve burunlarında ciddi akıntı görülür. Eğer bu akıntılar temizlenmezse, özellikle yavru kedilerin gözleri akıntıdan kapanacağı için ciddi kornea hasarı ve körlüğe kadar giden durumlar olabilir. Burun delikleri akıntıdan kapanırsa, kedimiz sadece ağzından nefes alacağı için yemeği reddeder. Sıvı kaybından ve açlıktan ölebilir. Bu hastalık insana geçmediği gibi, kedi haricindeki diğer canlılara da geçmez. O yüzden böyle bir kedi gördüğümüzde hemen veteriner hekime götürmemizin hayati önem taşıdığını unutmayalım. Veteriner hekim programımız, süremiz maalesef ki azaldı. Ben çok uzun saatler, günler konuşabilirim. Evet. Buket Hanım'ın keyifli sohbetinden çok çok faydalandık. Buket Hanımcığım, daha önce işlememiştik bu konuyu da, özellikle size danışmak istiyoruz. Kaprofaji nedir? Nedenleri nasıl tedavi edebiliriz? Kaprofaji canlının dışkı yeme eğilimi göstermesidir aslında. Yine bunun altında yatan birçok sebep oluyor. Çoğunlukla hastalık dışı görüyoruz aslında bunları, davranışsal bozuklukları olarak. Genelde şöyle bir durum oluyor çocuklarda. Tam olarak kanıtlanmamış olsa da eksikliklere bağlı olarak yapıyor. Çünkü karnivor demeyeyim de her bir vor dışkısı yeme özelliğinde yani onların ihtiyacı olan sindirilmiş gıdalar, hı hı, o dışkıda bulunuyor. Onu bulamadığı zaman başka dışkılarda yeme eğilimi gösteriyor. Bu bazen kedi oluyor, köpek oluyor, kendi dışkısı oluyor. Hı hı. Bu tarz şeyler gösterebiliyor. Yani davranışsal aslında öncelikle tedavi yöntemimiz davranışı yapmak oluyor, çözmek oluyor. Ondan sonra zaten diğer hastalıkları kendini diğer komplikasyonlarla da belli ettiği için, hı hı, daha rahat ayırt edebiliyoruz. Bazen sahibi kızdığı için, evet, bununla, evet, çok karşılaşıyoruz. Küçüklerde özellikle. Aynen. Kakasını yapıyor mesela oraya. Sahibi kızacak diyor, görmesin diye yiyor. Neden yok ediyor? Aynen. Bu da çok günah bir şey. Lütfen kızmayalım çocuklarımıza. Evet. Bunun yanı sıra sahibine, yine annesine babasına bakarak, onlardan örnek alarak kapatma yok etme eğiliminde. Mesela o an kapatamıyorsa yiyor hayvan. Yani temiz bırakma. İşte temiz anne baba olmak da burada biraz zorluk yaratıyor, evet, ama. Evet. Bunun yanı sıra birkaç tane özel hastalıklarımız var tabii. Bunları öyle hemen dış bakışta algılayabileceğim şeyler olmuyor. Parazit tedavileri yapılmadığı takdirde genelde karşılaşıyoruz. Hı hı. Çünkü parazit biliyorsunuz vücuda hayvanı bizim verdiğimiz şeyleri parazitler yiyor. Evet.
tabii hepsini yemiyor. O ayrı, böyle algılanmasın ama. Hı hı. Parazitler yiyor. Bu sefer biz atıyorum canlıya diyoruz ki bir bardak mama verin. Şu anda farazi konuşuyorum. Bir bardak mama yiyin. Çocuk bir bardağı yiyor ama yarısından faydalanıyor. O yüzden parazit tedavisi eksik olan çocuklarda genelde bu tarz sıkıntılar yapıyor. En azından bunları bir hallediyoruz. Yine bağırsak enfeksiyonu olan çocuklarda, bağırsaklarda sıkıntılı olan çocuklarda yine yiyememe, bir şeyleri alamama. Aynı bizim diyorum ya, hep insanlardan örnek veriyoruz ama daha iyi anlamamız için yapıyoruz tabii ki. Yine kendi çocuklarımızda vitamin, mineral eksikliğine bağlı toprak yeme, taş yeme eğilimi olan çocuklarda aynı bizim hayvan çocuklarımızdaki gibi eksik bir problem var. Yani bir sıkıntılı bir durum var. Çocukcağız bunu tamamlamaya çalışıyor. Evet. Bu sefer evet biz stabil mama koyuyoruz ama hayvanın buna ihtiyacı var. Bir şekilde karşılanmak zorunda. Bu sefer ne yapıyor? Kendi dışkısını yiyor. Evet, evet. O yüzden enfektif durumlarda genelde bağırsak özellikle durumlarında. Yine özofagusun tıkanıklığında ya da genişliği durumlarında da bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. Çünkü özofagus tıkandığı zaman hayvan niye yeteri kadar gıda alamıyor? Aslında temel şey aynı sıkıntı oluyor. Yeteri kadar gıda alamıyor. Bu sefer sindirilmiş bir şey almak istiyor. Çünkü bir kere metabolizmadan geçmiş, ister istemez bir miktar dışkıda protein, vitamin, mineral oluyor. Bunu sıkıntılı bir bağırsağı zaten varsa. İşte hayvancağız da bunu tekrar almak istiyor. Yine mega özofagus dedim, yani özofagusun genişlediği durumlarda yemek borusunun çocukcağız alıyor ama aşağı götürme palpasyon yeteneği olmadığı için yine besinlerden. Genelde zaten bu çocuklar dışarı doğru çıkartırlar. Kusuyorlar. Kusma eğilimi gösterirler. Bu sefer yine yediğinden faydalanamamaya bağlı olmak üzere bunlar gösteriyor. Bunun yanı sıra diyabet hastalarında bazen görüyoruz. Dediğim gibi bağırsağın ciddi neoplastik durumlarında, yeni hayvanın yine beslenemediği durumlarda da görüyoruz. Kortizon ya da adrenokortikosteroid sistemdeki sıkıntılardan kaynaklı olarak bu hastalıkları görebiliyoruz. Ama genelde davranışsal bozukluklar bizim için daha önemli. Hani daha sebebe yönelik oluyor. Bunları önlediğimiz takdirde sıkıntı olmuyor. Diğer bu saydığım sıkıntılarla zaten yanında bir eş bir şey olduğu için daha rahat ayırt etme imkanımız oluyor. Atıyorum diye evet de dediğin, hani konuşulduğu üzere çok su içiyor, çok idrara çıkıyor gibi mesela. Ya da bir adrenal bir sıkıntı ya da hormonal bir problem olduğu zaman bunu yapıyor ama en tipik gördüğümüz deride de sıkıntı var. Hani genelde bu tarz şeylerle karşılaştığımız için daha rahat çözme imkanımız oluyor ama davranışsal olanları diyorum ilk etapta aslında davranışı ilaç kullanmadan çözebiliyorsak çözelim. Evet. Çözemediğimiz durumlarda da bunu yapıyoruz hekimimize zaten. Hekimimize başvuruyoruz. Mutlaka. Buket Hanımcığım, ağzınıza sağlık. Daha konularımız vardı ama süremiz maalesef ki bu kadar. Sizi tekrar kabul ederseniz konuk almak istiyoruz. Çok keyifli bir program geçirdik. Bize ve izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mıdır acaba? Yani en başında konuştuğumuz gibi aslında çocuklarımız insan değil ama onlar birer canlı. Onların canını yakmayalım, onları üzmeyelim ve biliyorum, diyorum yani biz insanları anlıyoruz, maliyetli bir işimiz var ama lütfen tedavilerini ihmal etmesinler. Çünkü bu süreç ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor ve dönülmez bir yol haline geliyor. İlerledikçe de sıkıntılı bir hal alıyor. Sadece onları sevin. Azıcık refahlarına özen gösterelim. Güzel mama, bir de aşılarını yaptıktan sonra zaten her şey çözülmüş oluyor. Başka bir şeye de gerek kalmıyor. Aynen öyle. Yani sonuçta refah için, değil mi? Onlara her şeyi ama her şeyi yani verelim diyorum. Hani sadece sevgimizi değil, sağlıklarını da bir ömür boyu. Kendi çocuklarımıza nasıl davranıyorsak kısacası o kesinlikle, şekilde davranın. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dediğimiz gibi Buket Hanım'a Silivri'de kliniği Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz. Klinisyen ve veteriner hekim Buket Neşe Kalpakçı'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın da sonuna geliyoruz. Maalesef ki her hafta olduğu gibi lütfen bizleri izlemeye devam edin. Pet dostlarımızı yalnız bırakmayın. İyi günler diliyoruz.